Herkese merhaba. Sonsuz Sadakat programına hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalında bu program aracılığıyla biz tribüncülere e, fikirlerini özgürce e, dile getirme fırsatı sağlayan Ahmet Ercanlara ben teşekkür ederim. Neden Sonsuz Sadakat? Ee, biz 1907 Gençlik Grubu olarak e, 2006 yılında çıkarttığımız e, şu fanzinde rahmetli Sefa Reis'in fotoğrafını kullanarak bu ismi kullanmıştık. Tabii ki elbette Sefa Reis'e ve Fenerbahçemize sonsuz sadakat besliyoruz. Bu nedenle programın ismini sonsuz sadakat olarak belirledik. program için şimdilik haftada bir yeni bölüm olarak planlıyoruz. Format kapsamında bir tane konuğumuz olacak. Onların stüdyoda diğer taraftar misafirlerimiz olacak. Amacımız bu programda Fenerbahçe'ye ve elbette Fenerbahçe tribünlerine katkı sağlamak, nasıl daha iyi oluru konuşmak. Onun haricinde konuğumuzun bilinmeyen yönlerini, bilinmeyen e, kısımları e, öğrenmek, Fenerbahçe'nin, e, Fenerbahçe Türbününün mazisini konuşmak. Bu şekilde bir program olacak. Son olarak ben e, çok kısa kendimden bahsedip e, ilk konum olan e, Cem'e geçmek istiyorum. Ben 41 yaşındayım. E, bundan 23 yıl önce Fenerbahçe'de e, 19 İl Gençlik Grubu'nu kuran e, bir avuç insandan biriyim. O günden beri e, Fenerbahçe Türbünleri için, Fenerbahçe için bir şekilde hayatımın önemli bölümünü harcadım. Hala da imkanlarım dahilinde Büyük Fenerbahçe Tribünü'nün bir neferi olarak mücadele ediyorum diyebilirim. Her ne kadar Fenerbahçe Tribünü'nde aktif bir grubun mensubu olsam da bu program formatında içerisinde olabildiğince tarafsız bir moderatörlük yapmaya çalışacağım. Umarım herkesin keyif alacağı uzun soluklu bir program olur. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Nasılsın abi İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyi abi Anlattığın gibi 1907 Gençlik Grubu... ...türbünlerimizin... ...albiden miyenk taşlarından bir tanesi. Çok büyük emekleri var. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey için. Şöyle başlayalım. Zaten bu böyle... ...biraz böyle... ...sanki demin o örneği verdim. Böyle kalamış da parkta bir yerde oturup aramızda sohbet ediyormuş gibi... ...seni tanımayan... ya yani seni tanımayan yok ama... ...belki birçok yönünü bilmeyen... Bu program vesilesiyle birçok konudaki fikirlerini yeni öğrenecek olan kişiler var diye tahmin ediyorum ben. O anlamda inşallah güzel bir program olur. Şeyden başlayalım böyle... Cem Gölbaşı kimdir? Nerede doğdu? Ne yaptı? Gündelik hayatında neler yapar? Biraz hani belki bunu bilmeyen insanlara birazcık buradan başlayarak sonra sorularımıza devam edelim. Şimdi Cem Gölbaşı... Ben İstanbul'da doğdum. Kadıköy'de. Sonra tabii... Ailecek Yeni Bosna'da büyüdük. Oralarda yetiştik. Yeni Bosna'nın biraz suyunu işte abimin de e, semtiydi orası. E, günlük hayatımızda neler yapıyoruz? E, türbünden, Fenerbahçe'den yani genellikle günlük hayatımızda o şeyle geçiyor. Çünkü Fenerbahçe Fenerbahçe türbünü sadece 90 dakika maçtan ibaret değil. Yani o 90 dakika maç için insanlar belki o 90 dakikayı görüyor ama Bizler o 90 dakika için haftalarca, o hafta içinde belki ondan önceki haftalarca çalışmalar yapıyoruz, hmm. İstişareler yapıyoruz. Yani uzun bir süreç oluyor. Ondan ayrı olursa da bir araba alım satım işimiz var. Onlara bakıyoruz. Sat buldukça diyelim daha çok. Şey vardı, e, sosyal medyada böyle bir ara paylaştığım bir kickbox e, videoları vardı. Devam mı spora Abi sporu şöyle yapıyorum. Sporu çok seviyorum. Ama Kickbox dövüş sporlarını çok seviyorum. izliyorum A ben. Ayrı bir merakım Ayrı bir de öyle bir yapmaya çalışıyoruz. Bizim orada e benim çocukluk arkadaşım var. Serkan Eyozov diyor. O da bayağı şampiyonlukları var. Solonu var. Onun salonunda beraber onunla çalışıyorduk. O da benim videoları çekip YouTube'a filan atmış. <laughs> öyle biraz şey oldu. <laughs> Güzeldi aynen. Ben evet. de izliyordum. Ee, sonrasında tribünle ilk ne zaman tanıştın? İlk maçı hatırlıyor musun? Gittiğin ilk maçı. Ve bununla bağlantı olarak da aslında şey soracağım. Sonra rahmetli Sefa Reis'le İlk tanışman ve onunla nasıl bir yol yürüdün? Ya şimdi ilk gittiğim maçı tam böyle soruyorlar da artık o kadar maçlar şey oldu ki tam hatırlayamıyorum <laughs> böyle. Ama 13-14 yaşımızdaydık. Ee, yeni Bostadan işte o zaman maçlara gidiliyordu. Biz de e, semtimizle beraber maçlara gelmeye başladık. Ee, ondan sonra şeylere ilk o Abdi İpekçi'de maçlar vardı o zaman onlara gidiyorduk. Ee, o şekilde maçlara gitmeye başladık. Abim neyse e, şöyle oldu. İşte maçlara giderken o zaman tabi Sefa Yani yani apayrı ben diyorum o Allah'tan bir meziyeti vardı inan. Çünkü onu gören insan belki tanımayan insanların çoğu böyle art niyetli bakışları vardı. En art niyetlisini bile masada oturduğumda iki dakika sonra hayran dolu gözlerle baktığını Binlerce kez şahidiz, biz de aynı şekiliz. Biz Değişik de... bir çekiciliği vardı. değil mi? Çok ayrı, o farklı bir meziyet ona o tarif edilemez. Hani şöyledir böyledir değil yani insan onunla 5 dakika oturduktan sonra 5. dakikada ne kadar art niyetliyse, karşıt görüştüyse bile 5 dakika sonra hayran dolu bakışları vardı. biz de o zaman Ufaz ee, abim karşıda oturuyordu şeyle tamam, yeni Bosna'ya gelirdi aile ziyaretine yeni Bosna'ya geldiğinde biz o zaman daha yanına sokulamıyorduk geçemiyorduk bile hani uzaktan onu oturduk, parktan böyle çekirde kalırdık izlerdik sadece yani bizim yani benim özellikle şöyle söyleyeyim hani bir illa bir aşk kelimesi kadınla erkek arasında değil ben abime aşıktım yani ben ona yani gözümden ayırmazdım yani biz o zaman 13 14 yaşımızda işte uzaktan yanına gidemezken bile uzaktan onu ...izlerdik. Çekirdeğimizi alırdık... ...oturduk banktan izlerdik yani. E tabi zamanla... ...maçlara gidip gele gele... E, ...bu sefer... ...işte biz biliyoruz ama... ...onun bizi Tanıması görmesini... Yani. ...tanımasını... ...kendimizi sevdirmek büyük bir şeydi... ...onun ha. gözünde. Çünkü sefare ise... ...kendimizi göstermek apayrı bir şeydi. Sonra tabi... ...ee askerlik sürecine kadar, 20 yaşıma kadar tabi e, tabii gidip geliyorduk. Sonra abim yeni Bostoy'a taşındı eve. Evin zaten bizim de hemen durduğumuz yer evin altıydı. Tabii onun neresiyse biz de hemen evinin altında kafemiz vardı. Orada oturuyorduk. İşte o zaman da çıksa da camdan bir seslense diye bekliyorduk orada aşağıda. E sonra tabii askere gittim ben. Tabii bu sırada 6-7 hani askerlik yani bir 6-7 senelik dönem maçlara gidiyoruz, deplasmanlara gidiyoruz. Her yerde yine beraberiz. Askerden geldiğimde yine aşağıda duruyorum bir gün. Ee, şey yaptı, camdan seslendi. Cem dedi gel dedi. Çıktım yukarı buyur abi filan oturuyoruz. Dedi bun, bundan sonra dedi beraberiz dedi. Ben desin dedi. Beraber hareket edeceğiz. Tamam abi dedim. İşte o gün, o gün o gündür 7-24. Her şekilde beraberdik. Yani bu hayatımda benim için, benim... Yani çok büyük bir şanstı, çok ayrı bir duyguydu. Onu yaşamak, onunla olmak... Çocukluğumdan beri aşık olduğum bir insana yanında durmak çok farklı Kardeşlik bir Kardeşlik etmek çok ayrı bir çok ayrıydı. Yani onu tanıyan bence zaten herkes için yani... Tabii dışarıdan, ki. yanında... Sen... ...bizzat yanındaydın, aynı evde kaldın, yaşadın işte. Onunla beraber... ...maça giden, onunla beraber deplasmana giden ama onun haricinde gerçekten şey de vardı hani bu... Biz Fenerbahçeli olduğumuz için ve yaşlı işte Sefa abi'nin yanında olduğumuz için değil ama gerçekten inanılmaz bir saygı beslenen bir insandı tabii, rahmetli. Şükür. Yani diğer tribünlerden, Avrupa'dan, oradan buradan, yani Türkiye'nin her yerinden insanlar bir şekilde tanıyor zaten. Vefatından sonra bunu çok daha net görüp idrak etme şansını da gördük insanların vefasından dolayı. E, bu bağlamda hani şunu da ben e, anlatmak isterim. Bu programda işte ilk konuğum tabii ki Cem olacaktı. Bundan sonraki konuklarda da, programlarda da Sefa Reis'in ismi bu programda çokça geçecek. Onu anacağımız bir program olacak. Bunu da en baştan söylemek isterim. Sefa Reis'ten sonra Genç Fenerbahçeliler liderliğinin aslında Genç Fenerbahçeliler liderliğiyle birlikte aslında bir nevi sonuçta lokomotif grubu olduğu için bir nevi türbün liderliği çok net şekilde ifade edebiliriz. Buraya bu konuma gelme sürecin vefatından sonra nasıl gelişti? Neler yaşadın o dönemde? Ya şimdi abimin son dönemi eee de söylüyordum çünkü çok yoğun bir dönem geçiriyorduk. E, bu grubun yani bu işlerin sırtlanması sadece abimdeydi. Biz bir şey görmüyorduk, görmemişiz yani. Çok büyük bir yük, çok bir ağır bir sorumluluk. Son dönem ben hatta abime de söylüyordum. abi diyordum artık çocuklar her şeyi yapabiliyor. Biz biraz şey işimize, gücümüze şöyle bir bakalım, edelim falan. Tabii Sefari isim sadece tek odaklı olduğu yer Fenerbahçe'ydi. Hiç ayrılmadık. Sonra onun vefatından sonra zaten iki aylık dönem yani ben kendi adıma konuşayım. Herkes için diyorum. Bir boşluğa düştüm. Çünkü bizim hani biz, ya, ben yarınımı düşünmemişim yani. Yarın ne olacak? Bizim tek hayat Sefari isti. Odak noktamız Sefari isti. Bir anda o boşluktan işte e, türbün çok büyük bir boşluğa düştü. Tabii doğal olarak dağılmalar oldu, parçalanmalar oldu. Ama biz de bu işin içinde hani buradaki Sefari ise kardeşlerinin harbiden şimdi pro sonsuz sadakat dediğimiz o duyguyla tekrardan birbirlerine bağlandığını gördük. Herkes yani elinden ne geliyorsa yüreğini ortaya koyarak tekrar... bu mücadelenin, Reis'in kurduğu... yani... uğruna ömrünü harcadığı... yer için, emanet için burası bize emanet. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim... E, Reis bir binayı düşünelim. Binayı dikmiş, odalarını yapmış, eşyalarını koymuş. Bize sadece orada... temiz biçimde... oturmak kalıyordu. Bütün kardeşlerle beraber... yani... Biz bunu sağladık, sağlamaya çalıştık, mücadele ettik. İşte burada yani herkesin emeği oldu. En küçük kardeşimizden, en uzak Avrupa'daki bir kardeşimizden, Diyarbakır'daki veyahut da Doğu'daki insanları, İstanbul'undan, bütün illerinden her kardeşin ufak da olsa kendi payına bir herkesin payına büyük düştü. Herkes elinden geldiçe mücadelesini verdi. Hmm. E bu süreçte bizim payımıza da ağır bir yük düştü. Biz de bunun mücadelesini verdik. Biz şöyle söyleyeyim, hepimiz liderlik falan değil, biz Sefa kardeşleriyiz. Buradaki kardeşler de bir kefeye koymuş olabilirler bizi bu mücadelede. Yani biz kendim, yani ben özellikle söyleyeyim, lider değil de ben Ayla e, abimin emanetini taşıyan türbündeki her kişiden birisiyim. <laughs> Ve Allah'ın izniyle de ömrümüz boyunca, hani, gücümüzün yettiği yere kadar da o emaneti taşıyacağız. Hep beraber, İnşallah. bütün kardeşlerimizle beraber. Allah hepsinden de razı olsun buradan. Onların emeği büyük. Yani onlar olmasa biz bir şey yapamazdık. Kesinlikle. İnşallah hep beraber taşıyacağız. Yani yolun, yani. yolun her anlamda açık olsun. Allah yardımcın olsun. Çünkü zor bir yol. Ya yani Zor bir sorumluluk bu arada. Hani bugün çok zor. Biz bugün Fenerbahçe şey tribününde ileri evet. ufaklı bir sürü grup var. Ee, hani 17 kişi bir servis kira şey yapıp, e, tutup deplasmana giderken bile o servisin abisi diyeceğimiz kişi bile 17 kişinin sorumluluğunu taşıyorken sen e, binlerce kişinin sorumluluğunu taşıyorsun. Yani gittiğimiz bir deplasmanda iç sahada herhangi bir maçta belki salon e, şeyinde basketbol maçında bir olabilecek en ufak bir sıkıntıda onların ailesine vereceği hesapta aslında sen bir nevi sen ya, sorumlusun. Tabii şimdi, bu ciddi bir sorumluluk. Şimdi bu. öyle bir şey var ki e, bazen mesela telefon çalıyor tamam adam numara açıyorum bir tane abla. Ya diyor işte ben diyor şunun şunun annesiyim. Annesi. Aradığımı bilmiyor. Sen de söylemezsen tabi anneciğim buyur anneciğim nasıl yapalım Ya diyor benim oğlum diyor maçlara gidiyor. E, durduramıyoruz. Ya diyor ama merak da ediyoruz şimdi insanlar tabii baktığında dışarıdan verilen böyle bir algı var. Hani türbüne gidince işte buralarda sıkıntılar var, şöyle şeyler var. Yani anne diyorum burada bir sıkıntı yok. Yani gayet gelebilir. Ben hatta göz kulaklı oluruz, şöyle yaparız. Yani insanların yani bu biraz şey gibi yani insanların bile hani orada bir kardeşe bir şey olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yani anneleri arıyor, biz bunlara söz veriyoruz. Biraz vicdanı yönünde, vicdanı da çok büyük kesinlikle ya zaten bir insanın kendi içinde bir kere her şeyden önce hani bu taraftarlık dediğimiz şey bence bir nevi manyaklık şimdi taraf seyirci ile taraftar arasında bence ciddi bir fark var hani böyle çok da tartışmaya açık bir konu değil zaten seyirci farklı bir konsept taraftar yani bizler türbüncüler özellikle farklı ee, sen taraftarlığın tanımını nasıl yaparsın yani Cem Göle göre taraftarlık nedir taraftar ne yapar ne yapmaz ne yapmalı ne hakkıdır ne bekler ne ister? Ne istememeli? Nedir taraftarlık sence? Ya Şimdi e, taraftarlık aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani taraftarlık da bir kısma ikiye ayrılıyor. Şimdi bir biz türbüncüler diyelim Türbün ona. Evet. Türbüncüler diyelim. Bir de normal taraftarlar diyelim. Şimdi taraftar ne yapar? Taraftar anlatayım ben. Taraftar gelir. sev Yani gönülden maçına gelir. 90 dakika eee takımına itici güç olmak için var. Çünkü çok yani 12. adam dediğimiz kavram. Aynen. Yani taraftardır. Sağda olmaz ama sağda ruhunu yaşatır yani. Buna da biz taraftar diyoruz. Şimdi türbüncülük de türbüncülük apayrı bir şey. türbün yani e, tabii ki bizim e, şöyle söyleyeyim ok. Oksijen, oksijenimiz bizim Fenerbahçe türbinleri. Biz oradan hayat buluyoruz. Oradan nefes alıyoruz. Türbüncülük yani haftanın mesela bir maç bitiyor. Biz o maçın ertesi günü zaten felç bir biçimde herkes artık key... ben mesela yataktan kafamı kaldırıyorum bütün sırtım kasılmış. Bir gün sonra başlıyoruz. Öbür hafta, öbür hafta maçta ne yapacağız? Hadi pankartlar ne oldu? Onlar ne oldu? Ya bizim bir de herkes sadece futbol maçı gibi düşünmesin. Şimdi biz bayan voleybolundan bayan basketboluna Ondan sonra her branşta sonra U16'lar, U14'ler yani bizim her yer her yerdeyiz biz genç yani. E, bunun için mücadele pankart mı olacak? Ertesi maça bilet nasıl olacak? O nasıl olacak? Nasıl gir mesela deplasman var. Hadi bakalım otobüsleri tutalım. E nasıl yapalım otobüsleri? E, havuz yapmamız lazım şimdi günümüzün şartlarında eskisi gibi değil. Şimdi eskiden biz 3000 bin, 4000 bin, otobüs tutuyorduk. Tam da onu başka bir soruda soracaktım. O zaman bağlantı yapalım. Genç Fenerbahçelilerde ya aslında tribün genç Fenerbahçeleri evet. konuşuyoruz ağırlıkla evet ama nasıl işler yürüyor? Yani bu pankartlar işte herkes bazen böyle eleştirdi yapar işte bunlar yok para bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor. Yani grup nasıl dönüyor? Deplasmana nasıl gidiliyor? Otobüs nasıl tutuluyor? Pankart nasıl yapılıyor? Yapılacağı zaman o koreografiler nasıl yapılıyor? Ya şöyle söyleyeyim yani e... Bu tabi abimizden kalan bir şey var. Şimdi özellikle Allah razı olsun bütün kardeşlerden cebinde 500 lirası bile olan o 500 liranın tamamını o bilete veriyor. Veyahut da otobüsüne veriyor. Ondan sonra bir takım üstüne gelelim. Şimdi durum olmayan kardeşlerimiz de var. Olan da var. Bir kardeş öbür kardeşi destekliyor. Daha bir üstüne gelelim. Şimdi... Gençler başı içimizde durumu çok iyi olan ve gönülden insanlar var. Biz de bir havuz sistemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? deplasmana gideceğiz. Zaten onu işte bir gün sonrasından kara kara düşünmeye başlıyoruz. Hadi ne yapıyoruz? Arıyoruz mesela bizim işte Davos'tan Mehmet abi, üniden Bekir arıyoruz. Ondan sonra diyoruz kardeşim nasıl yapacağız? Abi diyor biz bir otobüsü çıkartıyoruz diyor. Ama nasıl var diyor işte. Otobüs şimdi bir miktarlarla söyleyeyim. Şimdi Alanya otobüs 45 bin TL. Sadece otobüs diyor bilet artısı. Ondan sonra abi diyoruz biz 20-25 bizde diyor. Çıkardık diyor. Ondan sonra tamam abi Şimdi bir de durumu iyi olan abilere yazıyoruz. Diyoruz ki abi diyoruz bu hafta sana deplasmanda ne yazalım? Ondan sonra o da diyor Cem diyor 5 benden diyor. O diyor 3 benden diyor. 5 böyle bir ortak havuz yapıyoruz. Biz de kendimizden veriyoruz. Otobüsün yarısını tamamlıyoruz. Sonra diğer otobüse geçiyoruz. İşte Davis diyor ki, ondan sonra bizim işte şu eksiğimiz var. Bunları yapıyoruz. Daha ya, çok Eksik oluyor. <laughs> on, yani, ya daha çok işte saatlerimiz var işte. E, onlar da otobüslere katkıda bulunuyor işte. E, çoğunlukla. İmece usulü bir nevi. Yani, yani böyle öyle. yarı yarıya o ona o ona derken yani böyle hep yardımlaşma zaten bizim aile olmamızın sebebi bu. Yani herkes birbirine e, şimdi Avrupa'ya Avrupa dönelim. Avrupa'da işte e, tırnava maçında e, 20 saat, 15 saat bir yerden üst işçilerden geliyor 15 saat. Evet. Almanya'dan çıkıyorlar 20 saat otobüslerle. Ya aslında bunun ya insanlar şöyle bir şey. Özellikle bu Twitter, sosyal medya çıktıktan sonra ya diyorlar ki ya kaç para aldınız da böyle geldiniz okuyoruz yorumları yani. İnsanlar 20 saat yol yapmış. Her şeyin uzak kalmış. Yani o gir, gelmiş 90 dakika son gücüne kadar Fenerbahçe'yi aykırmış. O Fenerbahçe'nin bir golünde belki %50 etkisi var kesinlikle. Yani dönüyorsun internete bakıyorsun özellikle bu e, fake şeyler böyle anonim şeyler kurulmuş. Ne, troll hesaplar. Ha, troll hesaplar yani? yapılmış. He. Bunlar bir anda giriyorlar. Yok işte ya kaç para aldı? Ya bunun parayla ölçülecek bir tarafı yok yani bunun parayla bunu ölçemezsin. Bunun para olarak karşılığı yok yani. Kesinlikle. Bu yani yani oradaki otobüsünü, biletinin maddi şeyini de geçtim. Manevi boyutundaki yani bunun tarifi yok yani ya, tartışılamaz. Aynen yani. Öyle. Ya aslında biraz bu programda ya, buna da değinmek lazım bence. Yani insanlar maddi bir şey cebinden harcıyorlar zaten. Bu bir külfet. Hani maddi herkesin bir kesesi, bir geliri vesaire var ama onun dışında dediğin gibi manevi boyutu yani ya manevi öğrencisi ertesi gün belki okuluna gidecek işte çalışan adam ne bileyim e, pazar günü maç var ya gece sabah karşı geliyor sabah, sabah işine işe gidiyor. gidiyor. Otobüsten direkt işine ya mesela giden kardeşlerimiz yüzlerce öyle. var yani. Böyle. Örnek mesela dedin ki 45 bin lira Alanya'ya otobüs şimdi bunun matematiğini yapacak olsak. 45 kişi alıyor bir otobüs ortalama evet. kişi başı 1000 lira bin lira. bilet hani bu sezon ortalama birçok yerde 500 TL 23000 kişi başı bin, maliyeti var yani yemesi, yemeği yedin yani. içtin evet. bilmem ne yaptın 3000 evet. Yani bu adam bu arada sezon boyunca kombinesini de aldı Hani biz... insanların bence eleştirirken bu tribün gruplarını GFV'yi falan hani bunu e, Bence atlıyorlar çünkü bildikleri bir detay değil niye bilmiyorlar çünkü deplasmana gelmiyorlar yani bu adamların bizlerin Aslında böyle bir gideri var yani ya bu insanların... E, ee, Belki sezon boyu 3-4 defa sadece, kombin almış parası sadece veriyor. Sadece Fenerbahçe ile alakalı tutmayayım. Bu tür troll hesaplar hangi takım olursa olsun kulübüne, taraftarına en büyük zararı veren Kesinlikle. ya da vermeye çalışılan kimler tarafından yani belli bir şeyler var. Çünkü nasıl diyeyim ee, biz bunları çözmeye çalıştık ama böyle gruplar varmış aynı anda Mesela bir konu var işte şu konudan herkes yazsın. Şu konudan böyle bunlar hangi takım fark etmiyor. Kulübüne ve taraftarına en büyük zararı veren veyahut da vermeye çalışan evet. veyahut da verilmek istenen yani belki de bunun azmettiricileri de var. Yani bu işlere Mutlaka yönetenler Ondan var. Ondan sonra yönetenler var. Ee, belli başlı ben kendi kulüme Fenerbahçe düşmanları diyeyim ben onları. Var olursun. yani bizim içeride de var. Tabii. Başkan'a karşı olan bir grup var bir şekilde dediğin gibi bir amaç doğrultusunda karalama kampanyası tabii, yapıyorlar veya tabii. tam tersi birilerini birilerinin ömeğe bunlar, bunlar özellikle böyle düşüş aşamalarında çıkıyorlar şu an mesela şu an yok şu an yok evet. şu an yok ama belli bir iki dakika şey olduğu zaman bir anda türümeye başlıyorlar o yani. zaman geçelim bu sezona ee, şimdi son ya sezonun tamamı çok iyi ama özellikle son 4 maçtır, 4-5 maçtır çok iyi bir türbün performansı var. Zaten buna da e, aksini iddia eden yok diye tahmin ediyorum. Sence bunun başlıca sebepleri ne? Yani geçtiğimiz senelere göre bu sene daha iyi ne yapılıyor sizin önderliğinizde? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sene e, biraz takımla beraber türbünlerde de sıkıntılar vardı. Bizde de aynı şekilde sıkıntılar vardı. Biz bunun istişarelerini aramızda yaptık. Nasıl çözeriz, nasıl ederiz, nasıl türbinde daha iyi şeyler yaparız. Bununla ilgili bütün oradaki bizim özellikle okul açık grupları, okul açığın içindeki gruplarla, kardeşlerimizle büyük istişareler yaparak devamlı bazı kararlar aldık. E, türbindeki duruş, pozisyonların yerlerini değiştirdik hep beraber bunları Hı. konuşarak ederek işte bu senin grubun şu şekilde dursun şu bloğun şu tarafında dursun şöyle dursun ee, Bununla beraber türbünü güzel bir hale getirdik ve ilk maçtan itibaren bunun şeyini aldık zaten e, Fenerbahçe türbinleri gücünü istediği zaman gösterirse Hı. yani bunun e, yani ben dünyada her zaman konuşuyorum ben Avrupayı Türkiye'yi saymıyorum ben dünyada çünkü şöyle bir şey söyleyeyim tamam çoğu mesela Arjantin oralarda güzel türbinleri var çok güzel kendi evlerde bağırıyorlar ama sadece kendi evlerinden ibaretler Doğru. dışarıda yoklar ama Fenerbahçe türbünü her yerde bugün Türkiye'nin en doğusuna da gitsen de orada Avrupa'nın en köy ülkesine bile gitsen Fenerbahçe türbünü orada. Yani Aynen böyle bir dünyada böyle bir güç hiçbir takımda yok. Görmüyorum da. Büyük Kesinlikle katılıyorum. Bunu hiç, herkes de bunu istişare ve bunu göstermemiz gerektiğini herkesin çünkü bazen ağır şimdi eleştirilere geldik troll hesaplar var dedik ama bazen de bunların içlerinde biz bunları ayırt edebiliyoruz zaten. Haklıca eleştirenler oldu. Yapıcı eleştiriler. Ya, tabii, biz bunları hepsini aldık. Biz de doğru, bunların doğru olduğunu ve Fenerbahçe tribünün gücünü bizim artık göstermemiz gerektiğini hep beraber oturarak. Ve çok da güzel oldu. Şu an çok güzel ilerliyor. Peki tam bu noktada hani dedin ya eleştirileri aldık, yapıcı olan eleştirileri kendimiz içerimizdeki toplantılarda istihar iş evet. ettik dedin ya. Yani tam bu noktada şey oldu mu? Geçtiğimiz senelerde ne bileyim şu konuda bir yanlış yapıyormuşuz veya yapıyorduk biz bunu tespit ettik. Tabii işte, artık onu düzelttik evet, ve daha iyi yani yolda gideceğim şey, bir örnek var mı? Şöyle bir şey. Biraz e, kopukluklar vardı, türbünler içerisinde. Ya bu kopukluklar da bilmiyoruz işte insanların biraz e, daha çok böyle bir ne bileyim artık kırgınlıklar oluyor şeyler oluyor. Onlarla beraber bu kopukluklar daha da büyüyor. Bunları ilk önce ufaktan Çözüyoruz. bitirdik, çözüldü. Hı -hı. Ondan sonra Mesaj'da işte Maraton Türbünü olsun, mikros olsun, Fener'imde türbünler olsun. Bunlarla istişareler yapıldı. Hatta biz beraber de evet. istişaremizi yaptık. Evet. Ondan sonra gayet güzel uyum içerisinde. Şu an çok güzel çok bir güzel. ilerliyor. İnşallah, Ve daha da inşallah, da i̇nşallah daha iyi de olacak, daha da güçlü olacak. Fenerbahçe türbünleri gücünü her yerde gösterecek. İnşallah. Ee, bu konuda Cem'in söylediklerine buradan yorum katmak isteyen arkadaş olur mu? Yani bu seneki performansın sebepleri veya bu konu hakkında e, yorum katmak isteyen, söz almak isteyen veya ne bileyim soru sormak isteyen bu kısımla alakalı. E çünkü gerçekten yani bu şimdi bir insan hayatında kendi işinde veya işte özel hayatında yaptığı bir şeyi övmez. Çok da doğru bir yöntem değil bence hani kendini övmesi insanın ama biz görüyoruz ki şimdi dışarıdan da övülüyor Fenerbahçe türbünü gerek hani münferit taraftarlar olsun gerek diğer tribünlerden, Fenerbahçe'li olmayan insanlar veya ekran başında maçı izleyen kişiler diyor ki biz eskiden diyor Fenerbahçe tribününün sesini duymuyorduk iç sahada geçen sene özellikle. Şimdi tek ve tok bir ses geliyor. Daha iyi bir ses geliyor. Çok e, geniş bir kitle bu tezahüratlara katılıyor. Eskiden işte sadece okula çık bağırıyorken diyorlar ki şimdi işte alt katlarda bağırıyor, maraton altta bağırıyor, penerim altta bağırıyor gibi yorumları hepimiz okuyoruz sizler de mutlaka okuyorsunuzdur. Şimdi işin bu noktaya gelmesinin sizce e, benim işte Cem'in biraz önce aktardığı sebepler haricinde farklı bir sebep var mı aklınıza gelen? Yani evet takımın iyi gitmesi mutlaka bir etken. E, sizce başka ne var? Var mı yorum katmak isteyen? Adem? Abi söz verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle deplasmanlarda Fenerbahçe tribünlerinin tek ses olduğunda e, neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ki e, herkes açık ara Fenerbahçe tribününün Türkiye'nin deplasmandaki en iyi tribünü olduğunu söylüyor ama ben e, biraz daha aşarak Avrupa'daki bile belki en iyi tribünlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. İç sahada da e, gerçekten hani genç Fenerbahçelilerin okul açılım e, katkısıyla bu şekilde ilerlememizin sebebi, istişarelerle ilerlememizin sebebi gerçekten bundan sonraki aşamalarda da yol kat edebileceğimizi, eski günlerimize tekrar geri dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da herkesin artık el ele vererek, herkesin omuz omuza vererek daha gür bir sesle Fenerbahçe'nin hakkını daha net bir şekilde savunabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz, biz var. teşekkür ederiz. Var mı başka görüş? Şimdi abi şeyden şey de söyleyecektim ben. Hani e, 90 dakika mesela hesaplarda şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi biz oraya giriyoruz biz oraya zaten maç izlemeye gelmiyoruz biz. Fenerbahçe'ye... güç katmaya geliyoruz, bağırmaya geliyoruz son nefesimize kadar. Ama şimdi bazen öyle bir şeyler okuyorum ki ya işte ya ses gelmiyor. Tamam da oradaki bizim olduğumuz 2 blok, 3 blok kardeşimiz hep beraber 90 dakika bağırıyoruz. Yani hiç durmadan. Ama işte buradan e, seyirciyle taraftar arasındaki farkı da artık biz e, gelen taraftarımıza söylüyoruz. Tamam 90 dakika bağıramazsınız ama çoğu yerde hep beraber olalım ki hep beraber eşlik edelim de bu bütün tribünlere yayılsın. Çünkü oradaki bizim 90 dakika biz oradan kesmiyoruz nefes kesmiyoruz ama arada bize bazı yani sesimiz kısıyor insanlar bizim olduğumuz bölge iç içe insanlar kanter içindeyiz bağırıyoruz ama arada bir de takviye güç lazım yani buradan yani sahne başı taraflardan sesini robot değiliz yani ya yani bizi yalnız bırakmasınlar hep beraber <laughs> Allah'ın izniyle şampiyonla kesinlikle koşalım yani biz biraz da aslında yorumlamaya başladığımızı düşünüyorum çünkü bu sezonun öncesinde biz Twitter'dan gördüğümüz herhangi bir şey bizi daha fazla demoralize edebiliyordu. İşte Fenerbahçe tribünü şöyle veya tribün böyle maçta ses çıkmıyor. Bu tarz eleştiriler aslında bizi daha fazla demoralize ediyordu. Ve biz artık böyle ötekileştirilerek aslında yorumlama yeteneğimizde aslında biraz da kaybetmiştik. Çünkü insanların söylediği bu zaten hep aynı şeyi söylüyor o dedik. Bize eleştiri geldiği zaman aslında eleştirilere biraz daha algımız kapama noktasına doğru gidiyordu. Ama farklı farklı daha objektif insanlardan böyle yorumlar duydukça biz de aslında geriye dönüp nerede yanlış yapıyoruzu düşünmeye başladık. Ve artık <laughs> camianın fertleri birbiriyle barışmak zorunda olduğunu, benim bir arkadaşımın örneğin kırgınlığım vardı. Bununla barışmak zor Fenerbahçe için barışmak zorunda olduğumu hissettim. Ve kesinlikle Fenerbahçe'nin gidişatı da çok önemli burada. Üniversiteler bazında konuşalım bizim Genç Fenerbahçeli üniversite ayağında, üniversite temsilciliklerinde her stand dönemi belli bir üye alımı olur. Burada işte kaç üye aldığına bakılır, geçen sene kaç üye aldığına bakılır, aradaki farka bakılır bir oranlama yapılır. Denir ki bu kadar üye alınmış, geçen sene bu kadar üye alınamamıştı. Ve bu sene şu an e, beni standlarında insanlar artık kuyruk oluşturmuş durumda. Biz geçen senelerde hadi gelin bakın beraber maça gidiyoruz, hep beraber işte pankart yapalım diye insanlara söylerken artık bu sefer yani bu arkadaş bizi ileride iyi temsil edemez. Bizimle beraber hareket etmesini eleme noktasına kadar geldik. Biraz daha aslında tabiri caizse çuvaldızı kendimize çok batırmayı okay. öğrendik diyebiliriz yani. süper. Aslında başta yapmamız gerekeni sonda yapalım. Bir kendini de çok kısa tanıtırsan. Hangi üniversitedensin? Görevin varsa. İsmim Aydıner Soyisim Canatan. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Üniversite Genç Fenerbahçelilerde 2 yıl üyelik, 5 yıl yakında yönetim kurulu üyeliği yaptım genel olarak pankartlarda, tribünde, karografilerde elimden geldiğince yeteneğim doğrusuna bulunmaya çalışıyorum. Yani. Elinize sağlık, başarılar arkadaş. kardeşim. demin okula çıktan bahsettik. İşte okula çıktaki sonuçta başka gruplar da var. orada bildik beraberliğinizi görüyoruz. Zaten sette bile sana bir şekilde hep dönüyorlar. Yani takip ediyorum, bakıyorlar. Orada zaten tek bir ses var. Orada bir problem yok. Bunun haricinde şimdi camianın bu sene tamamen kenetlendiği her kısmıyla yani başkandan Aşağı inen bütün kademelerde yönetim... E, taraftarı, basını, muhabiri... bir şekilde ciddi bir kenetleme var gerçekten. Bunu görüyoruz, hissediyoruz. Bu anlamda sen... Fenerbahçe tribünün, e, lokomotif grubunun başında olan kişi olarak, türbünlerin başında olan kişi olarak... E, diğer grupların da katılacağı bir toplantı tarzı bir şey bu sene üzerinde düşünüyor musun? Var mı böyle plan? Şimdi... Abi şunu söyleyeyim. Bu sene o kadar hızlı başladı ki... Evet. Biz de tam türbünde böyle toparlandı bir de maç üzerine maç var şimdi bir, bir bu ara işte bir araya girdik onunla da dedik ki bu şeyi <laughs> gerçekleştirelim böyle <laughs> zaman konusunda mesela şu an bizim acilen hani düşün okul açığa şey yapacak boydan boya elemeyi el pankart yapacağız <laughs> ama komple türbünü kapatacak Ondan sonra onu bile daha şimdi soruyoruz, hadi diyoruz ne zaman başlayalım, ne zaman öyle diyelim derken hop bir maç daha geliyor. Bu sefer o maça yoğunlaşıyoruz. Bununla ilgili zaten e, şu an eee us olsun. Zaten sizle hep beraberiz abi. İşte UniFep, e, diğer gruplar. Ondan sonra hep istişare halindeyiz. Hep telefon maçtan önce konuşuyoruz, Hı. ediyoruz nasıl yapalım. Tabii ki bununla ilgili de bir şu sezon arasında filan Yine bir yine oturum sağlanır ama Allah'ın izniyle herkes bütün Fenerbahçe türbinleri olarak çok güzel bir mücadele veriliyor. Yani herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok güzel bir ortam var. Allah'ın izniyle inşallah bu ortam inşallah bozulmaz, devam eder. Bu birliği sağladık. Devam ettirmek için de elimizden geleni yapacağız. Yine tabii ki olur toplantıda olur şeyler ama zaten her maç öncesinden deklasma gibi herkes istişare halinde konuşuluyor ediliyor ne yapalım ne dedim hepsi yani telefonlar üzerinden evet. gerek de bireysel, bireysel buluşmalarla en azından niyet evet. önemli yani evet. bu konuda gerisi birazcık ajandanın takvimin programın evet, yoğunluğuyla evet. gelişir bir şekilde evet. demin gerçi bu soracağım soruya başka bir soru içerisinde cevap verdin ama ben zaten az çok cevapları da bildiğim için ama bu sonuçta Twitter'da özellikle çok konuşuluyor, yazılıyor bu tarz şeyler. Birileri bilmiyor veya işte nifak... tohumu derler ya onu... şey yapmak için sürekli de gündeme gelen, rahmetli Sefa bir zamanında sürekli gündeme gelen... ve aslında sadece... bizim senin değil... bütün tribünler için... E, gru, tribün grupları için e, merak edilen, sorulan veya... atıfta bulunan bir konu. E, kulüpten bir destek alıyor musunuz? Yani şu ana kadar... E, biz kulüpten... hiçbir destek almadık. Hatta... Ee, abimin döneminde de hep söylüyorlardı. Zaten kulüple ilgili yönetim bazında sıkıntılar vardı bizle kulübün arasında. Hı hı. Şu anki dönemde e, kulüple özellikle e, bu taraftarın türbinlerden anlayan yöneticilerle beraber ondan sonra güzel bir şey çalışma içerisine girdik. Ama maddi boyutta biz destek alıyor musunuz? Hiçbir zaman almadık. Yani şöyle söyleyeyim. Devamlı yazıyorlar. Mesela iz, fotoğraf atıyoruz altına. Mesela maça gitmişiz Paris'e. Ya diyorlar işte Ali Koç'tan para mı aldın gittin ki? Biz yıllardır gidiyoruz. Çocukluğumuzdan beri devamlı edeceğiz. Ondan sonra. Yani bunlar hep olacak. Bu fitneler olacak, bu şeyler olacak. Ama ben her zaman diyorum yani bunun parayla ölçülecek bir... Yani para karşı bunun bir buradaki... Çekilen cefanın, verilen mücadelenin parayla bir karşılığı yok yani. yani ne ne alabilir, ne yapabilirsin yani? Kesinlikle. Biz her şeyi e, sezon başında e, kombinemizi ayırttık. Hepimiz e, kombinelerimizi aldık. Parasını vererek aldık. Herkesin zaten bu şeyler oluyordu. Millet bazen artık o kadar kardeşler ona gidip makbuzları bile <laughs> Instagram'da paylaşıyor. Bak kardeşim biz paramızı verdik. <laughs> Ondan sonra e, deplasmana basmana otobüslerimizi Eskiden tutuyoruz. kombinelere salladığımız evet, maçlar oluyordu ya. yani. Aynen. Ondan sonra e, deplasmanlara gidiyoruz. Anlattığım gibi işte hepsini daha demin de anlattım. Yani çok büyük mücadele var. İnsanlar, bütün kardeşlerimiz hem maddi hem manevi mücadele veriyor. Burada sadece bizde değil, sizler de aynı şeyi. Bütün Fenerbahçe türbinleri hem maddi hem manevi mücadele veriyor. Yani bunun Artık şey yapsın, şey tadı kaçtı o işlerin ya, öyle söyleyeyim yani artık ya, ya işte şunu ama eskiden de, yani. <laughs> Meyve <laughs> de yemiyordu meyvelerden. Ağaç taşlanır mı? de evet, bir şekilde evet. insanlar karalama şey isteyince üstünde giydiğin tişörtten tut, işte Aynen, bir arabaya binersin, bunu şuradan mı aldı, bu parayla mı aldı, şu tişörtü marka tişört, <laughs> oradan mı giydi? Ya. Bunlar oluyor. Rahmetli de yaşıyordu, senin de yaşaman gayet normal. Ama tabii ki bilinmesi, senin dile getirmen, senin ağzından çıkan kelimelerle insanların duyması kıymetli. Ee, geçen sezon sonunda e, maalesef şampiyonluğu e, kaptırdık ezeli rakibimize. E, kötü bir sezondu. Tribünler açısından da zaten biraz önce konuştuk öyleydi. Tabii o aşamada özellikle o e, şampiyonluğun gittiğini e, hangi maçta da hatırlamıyorum ama eee içerideki maçta Galatasaray'ın aldığı ve ilan ettiği maçtı. E, daha gür bir şekilde işte yönetim istifa, işte Ali Koç'u e, sayın başkanı istifaya çağıran tezahüratlar oldu stadın birçok bölümünden. Genç Fenerbahçeler kısmı buna sessiz kaldı. Ve sosyal medyada işte bir şekilde eleştirildiniz. Yani herkes bağırırken GFB niye bağırmadı? istifa dememeyi... tercih etmenizdeki sebep neydi? Şimdi... biz bu istifa süreçlerini... sizler de içindesiniz. <laughs> çok büyük mücadelesini verdik. Şimdi o zamanlar hain ilan edildik. Hain ilan edildik. Ondan sonra benim evim şey gibiydi artık. E istifa diyorduk. Sanki şey terörist gibi evim sabah polis, polis polisler basıyordu eve. Artık annem bile aynı hani şey gibi yani biz terörist değiliz. Bizim evimiz normal aile evi. Anamız, babamız yaşıyor evde. E sabah lim polis geliyordu eve. Şimdi biz bunun mücadelesini çok büyük verdik ve biz bu işin sonunda sınıfta kalan olduk. İnsanlar niye bağırmıyorsunuz diye diyen yani insanlar iş işten geçtiğin zaman sana arkasını döndü. Umurunda olmadı ve biz bunun her şeyini çektik. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki Fenerbahçe'nin kötü gidişatında altında bir tepki vermen lazım. Bir şey ama biz bunu artık farklı bir boyuta taşıdık. Biz genç Fenerbahçeliler olarak şu an 300 kişi ee, olan yani yeni olanlardan bahsediyorum 300 kişi kongre üyesi olduk ve şu an e, Genç Fenerbahçe onun platformunu da kuruyoruz yavaş yavaş buradan e, oluşturuyoruz e, toplanıyor her şey bunu da açıklayacağız büyük bir kongre yüsüyle e, kongrede yerimizi alacağız artık e, Fenerbahçe'nin hem türbünde hem de kongrede olacağız bunun için atılımları yaptık. ...türbünlerdeki... E, ...protesto gelirsek de... E, ...şimdi şöyle bir şey var, ne yazık ki... ...buradan yine... E, ...bizim... ...yani... Bu ...önceki yönetimde de aynı, bu yönetimde de aynı... ...yani biraz abart... ...yani... ...bazen istifa konuları abartılıyor bizim statta... ...çünkü bizim Fenerbahçe seyircisi... ...çok garip bir seyirci... ...bugün istifa bağırıyorken... ...bir sonraki maçta, hatta 10 dakika sonra bir anda işi sevince dökebiliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bir şeyle moral denince, iş bir anda istifadan çıkıyor, Fenerba Fenerbahçe'ye dönüyor, Fenerbahçe'den çıkıyor, istifaya dönüyor. Çok böyle bir hızlı, değişen bir taraftarımız var. Şimdi bizim de ee, yani milyonlara ulaşıyoruz. Çok büyük bir grubumuz var. Biz bu aileyi bir şekilde fena bizim her zaman dediğimiz şekilde oksijeni hani türbinlerden alıyoruz. Biz bunu ayakta tutmamız lazım. Çünkü bu şeyi de şey yapıyorum. Çünkü yani şeyleri şöyle söyleyeyim. Fesat düşünceli olanlara yani onlara şeyim yok ama hak hakikaten Fenerbahçelik duygusuyla o anki yönetimi istifaya çağıran insanlar için de kısıtlamalar ne yazık ki bizde de getiriliyor yani. Evet. Yani şu an her ne kadar bizim bir sıkıntımız olmasın da çok iyi bak kulübümüz çok iyi gidiyor e, her şeyimiz. Ama burada da ne yazık ki böyle bir şey de var. Ama biz bu şeyi de yaşadığımız için yıllarca biz dedik ki biz genç ve arabaçlılar olarak kongrede varız. Kongrede göstereceğiz kendimizi. Ve şöyle de bir istişaremiz vardı. Kendi aramızda biz bunları istişare yapıyoruz. Fenerbahçe güzel olacak. Fenerbahçe daha iyi toparlanacak. Daha önümüzdeki bir senemiz daha var. Çünkü kongreye bir sene daha var. Evet. Fenerbahçe'nin bir an önce türbünlerin toparlanması, Fenerbahçe'nin takımının içerisinin toparlanması lazım. Biz geçen seneyi sessiz atlatarak bununla ilgili çalışmalara başladık. İşte nasıl bu işte daha demin türbinleri nasıl daha iyi hale getirilir? Nasıl daha biz oradaydık kulüpte takımı nasıl iyi hale getirme evet. çalıştı ve bununla da bununla da ilgili hem yönetim hem de taraftar olarak bizler çok büyük bir adımlar attık ki bu da örneği ortadadır. Şu anda gözüküyordur. Büyük bir kenetlenme var. Hem kulüp açısından, yönetim açısından, takım açısından hem de biz türbinler olarak, taraftar olarak yani o anki süreçte belki bu bu savaşa girseydik bugünkü kenetlenme olmayacaktı. Kesinlikle. Büyük da Fenerbahçe'ye daha büyük zararlar gelecekti. Yani biz bunları istişaresini yaparak sessiz kaldık ve bu seneye hazırlandık. Ve bu sene görüyoruz ki bir nevi haklı çıktığımız gözüküyor yani. İnşallah iyi olur. İnşallah, i̇nşallah. şampiyon oluruz. İnşallah Fenerbahçe <laughs> hak ettiği yere gelir. Hak ettiği durumda Kesinlikle. olur. ve biz her zaman buradayız. Şimdi yani yönetimler gelecek, futbolcular gelip gidecek, devamlı değişecekler. Ama biz taraftar olarak biz hep buradayız. yani. Soncayız. Bizim evimiz burası yani, evet. yuvamız burası. Tribünden evet. devam edelim. E, Tribünde sence siyaset olmalı mı? Yani Fenerbahçe tribünleri e, bir şekilde dönem dönem e, muhtelif olaylarda siyaset içine giriyor veya girmek zorunda kalıyor, tribünlerden de bu anlamda bazen tezahüratlar çıkıyor, çık çıkmıyor desek e, yanlış olur ve hatta belki de kabul etmek gerekirse e, Türkiye'deki siyasete e, giren doğru bir tabirimi bilmiyorum ama en azından siyasi konularla alakalı e, en çok sesin çıktığı e, stat bizimki. E, sence bu kadar işin içinde olmalı mı bir tribün? E, bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi e, çok ince bir nokta var. şimdi Fenerbahçe yani çok büyük bir artık ülkenin sivil toplum örgütü. Tabii ki e, siyasi değil de ülke adına devlet adına olacak şeylerde sesini çıkartmalı. Biz zaten bu iş e, yani aksi bir durum gördüğümüzde eksi bir devlet adına yani şey olduğunda, biz buna yön verebilmeliyiz. Tabii ki çıkmalı ama işin siyasi boyutuna geldiğimizde bence türbinlerde siyaset olmamalı. Çünkü ben şimdi kendi ailemden bahsedeyim, grubumuzdan bahsedeyim. Çünkü bizim içimizde şu an e, CHP'lisi var, solcusu var, sağcısı var, AK Partilisi var. Bütün e, partiye gönül vermiş kendi kişisel hayatlarında insanlar var. Şimdi, ee, siyasi dediğin zaman bir kardeşimiz oradan başka bir slogan atıp da bir kardeşimiz oradan başka bir slogan atması olmaz. Birbirlerini kırması olmaz. Burası bir e, yani spor camiası ben şeye karşıyım. E, particilikle siyasete, hani hükümete veyahut da diğer partilere karşı atılacak. Çünkü bir kardeşimiz de oraya gönül evet. vermiş. Evet. ...bir kardeşimiz sol bir partiye gönül vermiş. Şimdi bizim ailemiz... ...o kadar... ...birbirine kenetlenmişken... ...hiçbir gücün... ben ...yani ona karşı... ...bir kardeşin birbiriyle kırılması... ...birbirini kırması... ...bize Doğru gelmez. Mi? Ben buna karşı... ...ve izin vermiyoruz yani bunlara. Ya zaten orada bence... ...biraz da böyle... ...dediğin gibi ben başta... ...ince bir çizgi var. Yani... Ee, ...bazen atılan slogan... ...belki haklı olabilir. Yani o an evet, reaksiyon... Evet. ...haklı olabilir ama... Bunun dozunu e, bence bizim kaçırdığımız anlar oldu. E, tabii ki. Tabii geçen sene de oldu, onlar evet, önceki evet. seneler de oldu. Ve dediğin gibi şey önemli. Yani iş belli bir noktada e, particiliğe, particiliğe gidebiliyor. De geliyor, dediğin evet. gibi yani tribünde sağcısı var, solcusu var. İşte hükümeti seven insanlar var. Tabii Sonuçta ki. Hani, her her ya Fenerbahçe e, büyük bir cami yoksa, Ya Öyle yani. Ya Fenerbahçe y... siyaset üstü. Öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye siyaset bulaşmasın. Fenerbahçe... Ama bu noktada bence şunu da söylemek lazım. Çünkü bu böyle sürekli tribünden slogan yükselince tribüne işte bizlere, sizlere vesaire veya o sloganları atan... kişilere... tabiri caizse iyi hale kalıyor ama... Öyle aslında siyasetin bence hiçbir yerde kişisel. olmaması lazım. ya yani yani Çünkü... Evet. kulübün içinde de bir şekilde bu... olunca tabii ki, tabii ki, tabii ki. E, rahatsız ediyor. Yani şimdi... hepimiz biliyoruz. Bunda gizlenecek diye bir şey yok çünkü herkes biliyor. Yani Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda da... baktığımız zaman... E, AK Partili veya işte bir <laughs> evet, şekilde evet. o partiden... E, mensup kişiler var veya ilgilenen kişiler var, destekleyen kişiler de olabilir. Farklı kesimden de var ki bunlar biliniyor. Zaten öyle de olmalı bu arada. Bu geniş bir yelpaze, renkli tabii bir abi, yelpaze Fener, bu zaten. Fenerbahçe zaten her yerde. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim ama e, bu atışmaları Fenerbahçe'nin içine sokmamak gerekiyor. Dışarıda kalsın. Dışarıda herkes kendi hayatında özgür. Öyle. Ama bizim içimize girdiğimiz zaman bunların herkesin dışarıda kalması gerekiyor. Yani bunu şahsi fikrim tabii ki. Bunu en son işte içeri sokmaya en çok çalışan da son kongrede bence haklı bir tepki aldı Sayın Uğur Dündar. Evet, ee, hani evet. benim görüşüm konumu gereği siyaseti bu kadar Fenerbahçe camiasının içine sokmaması gerekirken o gün işte kongrede herkes gördü. Kim olursa olsun çok başkanın, tepki aldı başkanından başkanı taraftarına yöneticisine kadar kim olursa olsun Fenerbahçe adını taşı Fenerbahçelilik adına. Hiç kimsenin siyaseti buraya sokmaması gerekiyor. Rahmetli Sefa abi dernek zamanı... E, tabii çok ben de gidiyordum ziyarete... Kızıltoprak'taki it dernek binasına... Orada böyle sürekli şey yapardı rahmetli Ve o zaman... Yani bahsettiğim nereden baksan 15-20 sene öncesinde böyle sosyal medya yok, Twitter yok... Instagram yok... E, bir şekilde videolar internetteki grupların sitelerinde o zaman... GFB'nin sitesi, forumlar vesaire... daha Aktif... Ee, Avrupa'dan tribünlere videolarını izlerdi rahmetli, İşte bize sorardı, söylerdi, istişare konuşurduk, gülerdik vesaire. Ya şunlara bak adamlar manyak bunu hmm. yapabilir miyiz, İşte şu besteyi, Melodisini uyarlar mıyız falan diye. Senin de var mı böyle e, şeylerin yani takip ettiğin tribünler... E, <laughs> spesifik var mı? Biz abimle beraber... Zaten reis bir başlıyordu izleme sabaha kadar izliyorduk o tribünleri. kayı, özellikle, ben de Casablanca tribünlerini açıp izliyorum, yani. Fas'ta. Çok güzel şeyler, onların apayrı bir şeyi var yani onlar e, yani türbüne bakıyorsun en uç noktasından en uç noktasındaki insana kadar aynı şekilde hani türbün gibi orta göbeği düşün. En uç nokta en uç noktaka aynı şekil bağırıyor. Süperler. Bir de adamların sonra, elinde şey yok, telefon yok. Çekmiyorlar. Telefon bizimle. yok. Biz bir de, şey de maalesef yok. öyle bir evet, biraz var. sıkıntı var ama yani düzeleceğini henüz birazcık şöyle bir şey lazım. Bu tabii insanlar tabii Fenerbahçelilik Ayrı bir şey. Herkes maçlara gelmek istiyor. Fenerbahçe'yi türbünden izlemek istiyor, destek olmak istiyor. Ama böyle sabitleştiği zaman türbün mesela kombine, biz e, hep demek istediğimiz o komple biz kombine yapalım türbünü. Hmm. Herkes sabit olsun. O kişiler sabitleşince bir iki maç sonra zaten onlar da aynı bestelere katılmaya başlıyorlar. Yani... Ama dışarıdan çok değişik bilet olduğu zaman bu sefer türbinler etkiliyor Yeni gelen, ilk defa gelen insanlar tabii ki eşlik edemiyor, yapamıyor. Aynen. Ondan sonra onların çok şeyleri var yani. Biz de izliyoruz, o biz zaman, de bakıyoruz e... hatta uyarlayabilir miyiz diye hep beraber oturuyoruz. Bakıyoruz ya bunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz. Çok oluyor, çok şey yapıyoruz. Hatta bir tane en son şeydeki bizim e, derneğin altında son konuşma yaptığımız yerler var. Son iki maçtır bayağı bütün herkesi topluyoruz. Biz onu şeyden Boko Juniors'tan gördük. Ondan hmm. sonra onları iki yere toplamışlar. Biri oradan bağırıyor, biri oradan bağırıyor. Ondan sonra o şekilde yaptık Çok iyi. Yani. Çok iyi. O zaman Avrupa dışında Fas hani e, takip ettiğin Fas, olarak Fas, alıyorum. Fas, Avrupa'da aynen. var mı böyle hani beğendiğin? Türbün... Avru Avrupa'da ya şey olarak e, şöyle söyleyeyim. Yani takip ettiğin olur veya işte persmanlara canlı Frank, gidip Frank, de yani öyle gitmedim ama Frankfurt şu türbün olarak değil de e, böyle aslında bir eylem olarak Frankfurt tribünü çok güzel şeyler var. Frankfurt tribünü yanlış İstanbul'a gelmiş miydi ya bir maçta? Avrupa maçıydı sanırım. Evet. 2006. evet ya. Bayağı da sağlam gelmişler. öyle bir şey hatırlıyorum. Şu an ama şu an çok etkililer Etkili, o evet. şeylere. Napoli'ye gidişlere falan. Evet, o, Efsane o, o değişik şeyler ya. Yani. Novi Pazar'a geçelim. Novi Pazar'da da beraberdik. Evet. Birlikte gittik. Hatta o zaman... Ee, Novi Pazar anısını ben şöyle çok kısa anlatmak isterim. Rahmetli son dakikaya kadar uçağa iki saat kadar gelmeme <laughs> niyetindeydi. Bakın yani çok değişik bir hikaye yazıldı orada. Novi Pazar'da ee, hala da devam ediyor o hikaye. Ee, rahmetli Sefa abi gelmeyecekti. Onu böyle hani tanıyanlar bilir ya triplerini gelmeyeceğim ben ne işimiz var falan bilmem. Bileti var halbuki yani. Hiç unutmuyorum o zaman Hakan abilerle Yeni Bosta'da eve çıkmıştık. Abi gel adamlar seni bekliyor. Senin için organize olduk şöyle böyle. Bir şekilde ikna ettik geldi. Ondan sonra da zaten va dedik biz nereye geldi gibi bir hikaye dönüşmüştü. Ee, sen de mutlaka katılırsın diye düşünüyorum. Orada olmayan kişilere yaşadığımız duyguyu anlatmak çok zor. Yani ben çok zor. hani işte 41 yaşındayım. Türbünle alakalı bize ne anlatırsın deseler hani Fenerbahçe il, il dışı işte Kadıköy yurt dışı vesaire hani ilk 3 sıraya net koyarım Novi Pazar'da. Yani bir maç için veya bir deplasmana bir şeye gitmedik ama orada yaşadığımız duygu ya Bence yani. dünyada hiçbir kulüpte yani taraftar, türbün grupları olarak, taraftar olarak böyle bir dostluk, böyle bir kardeşlik, böyle bir içten gönülden yani ayrı şeylerde çünkü tamam. Kesinlikle. Müslümanlar, dinimiz aynı ama apayrı bir şey şimdi biz Roy Pazar'ı ben orada duydum, orada ettim yani. Böyle bir şey, yaşanmış bir şey yok bence. Tarihte de ben tektir diyorum. yani. Ben. Yani pazar Müslümanlar ama... ...baktığın zaman Sırbistan'a bağlı. Sırbistan, Sırbistan evet. Müslüman bir ülke değil. Orada aslında birazcık da baskı altında kalan tabii. bir şehir. Ee, biz, biz, yani bizim işte uçakta yanılmıyorsam Piriştine'ye inmiştik galiba. Oradan arabalarla işte bizi serviste... ...sen sanırım reisteydin. Arabada mıydın? Arabadaydık. Biz orada zaten ilk geldik. İndik böyle... İriyor heybetli adamlar da her yerleri dövmeli bizi karşıladılar böyle. Sırplar. böyle ama bir soruluyor abi diyorum bunlar diyorum kamera şakası mı? Hani böyle 40 yıldır görmediğin kardeşim var ya ona öyle sarılmazsın yani böyle sıkıca sarılıyorlar bindik. Gidiyoruz arabayla da giderken 4-5 gün kalacaktık orada. Ondan sonra abi dedim biz burada 4-5 gün ne yapacağız? Sabah akşam daha yedi. kasabaya girdik. Bir tane dükkan açık değil. Meğersem bütün halk yani o artık bir halk atımı artık takımın da üzerine geçti. Halk meydanda bizi karşılamaya gelmişti oraya. İnanılmaz. Ya dedi. biz oraya geliyoruz. Her yer bomboş. Dükkanların kepekleri kapalı. Ya biz diyoruz nereye geldik? Bir geldik meydana. inanılmaz bir kalabalık. Meğerse bütün halk oraya toplamış. Bizi karşılamaya. Ya böyle bir duygu yok. Zaten şey gibi herkesin i̇nanılmaz gözleri dedi. yaşlı. Tüyler diken diken. Böyle şokta izliyorduk yani. Kamera şakası mı yapılıyor bize sanki. Yani Bost şöyle diyeyim. Bostancı'dan Kadıköy'e kadar bir mesafe hani evet. şey şehre girdikten sonra böyle patika bir yolda hatırlıyorum. Yani belki bir 15-20 dakika o, o yoldan gittik. Böyle 70 yaşında teyzeler, amcalar çıkıp Türk bayrağı sallıyor. Evet, evet. İşte bize el sallıyorlar. Geleceğimizi bildikleri için o yola çıkmışlar. Sonra şehrin içi Cem'in dediği gibi yani benim hayatımda yaşadığım en değişik ve en yani mutlu günlerden biriydi. Dediği gibi meydanda binlerce kişi toplanmış bizi bekliyor. Ee, Cem dediğim gibi arabadaydı. Biz bir ufak bir servisteydik 15 kişilik. Yani nasıl tabir edilir? Böyle sanki böyle bir san çok ünlü bir sanatçısın. Dünyaca ünlü veya bir grupsun. <laughs> şey, Gitmişsin oraya meydanda servisi sallıyorlar. Biz indik yolu açıyorlar. Aynen. böyle sanki acayip değişik bir histi. Yani muhteşemdi. Ya şimdi hala 2012 idi herhalde. Değil mi? 2000, öyle olması lazım. 2012 idi. 2011'in sonu herhalde 2012 idi. 11 yıl, 12 yıl oldu neredeyse. 12 yılın sonunda bile şu an hala noy pazarda insanlar Fenerbahçe formalarıyla geziyor. Zaten hani Türkiye dışında Fenerbahçe formalarıyla gezen bir yer görürseniz diyor orası noy pazardır. Hala hmm. kardeşliğimiz, dostluğumuz devam ediyor. Haftada bir kere hepsiyle görüşürüm, ararlar, sorarlar, hmm. konuşuyoruz, ediyoruz. Onlar geliyor. tabii kopmadık, onlar geliyor, biz gidiyoruz, onlar geliyor. Devamlı hala 12 sene olmasına rağmen... Yani... Şey var... insanda hissedersin ya böyle... Yani... Biz mesela Emir'le kalıyordum ben orada... Emir şimdi... O Türkçe bilmiyor... Ben boşlakça bilmiyorum... Ama böyle oturuyoruz böyle... Anlaşıyoruz yani... Konuşuyoruz... Muhabbet ediyoruz... Dertleşiyoruz yani... Değişik bir... Frekans yakalıyor... Yani çok evet. değişik bir çok duygu... Değişik ya, ya onda... da Allah'a Sizin de önceliğiniz var o işte... Yoksa... O gitmiyoruz gitmiyordunuz... Ama... Yani oradaki iki grubun barıştırılması şeyden sonra toplantı odasından çıktığımızdan sonra bütün herkesin işte hep birazdan o binlerce insanın işte tisini açma Mücahit sefare isteye bağırması evet, sen mi? bizim müjahide misin diye ya bambaşka bir duyguydu. Mi? Bunu da diyorum ya yani aynı şey Allah'tan yani düzdüm bir meziyet var yani iniyoruz iki o zaman. Toplam biliyorsun evet, evet. hafiften böyle bir sertleşme, sürtüşme var. var. Biz dışarıda, ben bir anıyı anlatayım orada abi. Sen de oradasın gerçi. Hı hı. Dışarıda binlerce insan var. Otelin içine geçmişiz. iki tane tanımıyoruz kimse yani. Ee, bir karşı grup orada, bir karşı grup burada. O zaman birbirlerine sert... Yani anlamıyorsun ama ben hissediyorum yani bir de... Soğuk bir savaş var. Bir de evet. şeyler yani birbirlerine sert yapıyorlar, şey yapıyorlar. En sonunda abi. Abi dedim bir şey söyleyeceğim. Dedim abi dedim biz burada ne Bunlar dedim birbirlerine dikiliyorlar. Dışarıda dedim binlerce insan var. Sırbistan'dayız. Bize buraya geldiler. Bunlar birbirlerine bir şey yapsalar. <laughs> böyle yaptı. Böyle yaptı bir anda durdu. Emir'i çağırdı işte. Emir'e de bir şey. Emir'de de dedi. Reis de de boşuna. de aynı bir şeyler anlattım anlattı. Emir gitti Ersan abiye sarıldı. Ondan sonra Akşam o, o oranın, yani, he, herkes yani. sarılarak şeyden bir çıktı. Millet şokta. O zaman işte bakan devreye girmiş, evet. oranın büyükleri devreye girmiş, olmamış böyle bir şey. Yani çok değişik bir, orası, böyle anlatılmaz yaşanır Kesinlikle, derler aynen. ya, aynen o şekil. Peki bunun dışında senin unutamadığın böyle bizimle izleyenlerle paylaşmak istediğin bir deplasman anısı var mı? Ya yani yurt içi olur, yurt dışı olur. Ya şöyle söyleyeyim yani bütün deplasmanlar bizim için aynı yani aynı şeyle gidiyoruz var birkaç tane deplasmanımız var türbün olarak mesela Beşiktaş deplasmanı İnönü deplasmanı bütün o zaman e, 3-0'dan 3-3'e gelen maç bütün herkes yani futbolcular dahi herkes açıklamalarında dahi bize dediler türbün kazandırdı maçı taraftar kazandırdı o zaman yönetici e, Metin Doğan abi vardı o arada bütün futbolcular aynı şeyi söylüyor. Taraftar bize kazandırdı. Yani ka bu golleri bize attırdı. Biz başka türlü yapamazdık. Eskişehir deplasmanımız var. Unutmadığımız bayağı bir olaylı cam, camlardan artık şeylerden camsız otobüslerle döndük. Ya, her bir deplasmanın Artı ayrı bir, hikayesi anası var. Farklı evet. bir hikayesi var. Evet. Hepsi birbirine unutulmaz deplasmanlar. Ve yaşadık Allah'ın izniyle de yaşayacağız daha. Aynen İnşallah Allah uzun ömür verirse. İnşallah. Ee, bir başka soruya geçiyorum. Günümüzde özellikle ülkemizde işte tabii ki emniyetin aldığı tedbirlerle zaten çok uzun senelerdir özellikle derbilerde bir bir araya gelmediği için iki taraf herhangi bir kavga vesaire olmuyor. Ama bir şekilde bizim tribüncü kimliğimizin getirisinde de bir agresiflik bir kavga ihtimali her zaman kapıda. Ee, ...sonuçta bunu bilerek bir şekilde insanlar tribüne gidiyor. Dediğim gibi her ne kadar çok uzun zamanlar olmasa da... ...bu anlamda böyle yurt içinde, yurt dışında... ...işte hani bizim böyle türbüncü ve sokak jargonuyla... ...kavga değil de mevzu dediğimiz böyle bir... ...bir şekilde dair oldun, içinde oldun, unutamadığın, işte benim yanlış söylemiyorsam geçen sene miydi? Avusturya-Viyen maçında birkaç video düşmüştü. Orada maç çıkışı evet, biraz evet. hararet olmuştu. Böyle anlatmak isteyeceğim işler olur mu? Ya şimdi bu konular... ...şöyle bir şey söyleyeyim. Biz o zaman... Ee abimle beraber şeye gittik Yunanistan'a. Artemitos maçı var. Ama ben o şey olarak o onların tribününü öyle tam böyle şey bilmiyordum. Ondan sonra az kişi gittik e, İstanbul şeyde bizim Europe'da gelmemişti o zaman. Yani toplasam böyle 25-30 kişilik bir gruptuk. İşte geldik maça girdik. Bunlar böyle bir 600-700 kişi girdiler, soyundular. İşte, işte PKK falan böyle bağırıyorlar, şey yapıyorlar. Neyse maçtan çıktık. İşte reisle beraberim. Reis de bana öyle bir şey yapmış ki Ge genç Fenerbahçelere pankartı var. Bak dakika başı dönüyor. Diyor ki bak diyor bunlar diyor pankarta sahip çık bunlar gelirler alırlar. Ben de öyle bir sarılmışım ki pankarta çocuğum gibi yani böyle kocaman pankart durmuşum. Orada da taksiciler var. Stadın önüne çekmişler bizi almak için. İşte indik. Geçtim taksiciye. Onlar biraz uzakta duruyor. Taksicilere işte diyorum. Taksiciler almıyor. Meğersem işte o normalde biliyorsun bu Balkanlarda filan e, taksiciler, stat güvenlikleri komple tribün gruplarıyla evet. beraber hareket ediyorlar. Ediyor Meğersem onlar biliyorlar. O sıra işte kafamızı kaldırdık. Bir anda geldiler. Güzel bir girdik birbirimize o zaman. <laughs> Hatta o zaman onlar artı mitoslar çoğu mesela Avrupa şeyleri e, emanet kullanmıyorken onlar kullanıyor çakılarla geldiler. Hatta o pankart kurtardı bizi böyle tuttu. Oradan abim koştu geldi. Güzel bir abimle yaşadığımız bir şeydi unutulmaz. <laughs> Sefa abinin öyle tek gitti bilmiyorum sen orada var mı tam hatırlamıyorum ama Partizan. Partizan, partizan, partizan şey da var vardı. evet. evet. Orada çok güzel bir şeyi vardı kendisini ya. Allah rahmet eylesin. Anladım. Devam ediyorum. Ee, geçtiğimiz yıllarda özellikle derbilerden önce falan böyle Samandıra'ya gidip bir baklava ikram etme işte orada e, meşarelerle takım bir şekilde motive etme hatta son seferinde sanırım işte sahanın içerisinde o zaman e, Volkan Ballı vardı galiba işte idari menajerlerle veya futbolcularla kaptanla falan bir sohbet muhabbet e, gibi durumlar vardı. E, bu sene böyle bir plan var mı? camia bütünleşti, bir şekilde daha iyi yolda gidiyoruz. Demin hep konuştuk kenetlenme kısmını. Ne bileyim İsmail Kartal Hoca'yla veya kaptanlarla... veya ne bileyim işte Emir Yolaç var, idari <laughs> menajer. Onunla bir irtibat halinde gidip böyle bir görüşme, konuşma... normal zaman olur veya derbilerden önce böyle plan var mı? Yani şu an öyle bir plan yapmadık ama olacak bir şey zaten. Şöyle biraz daha tam her şey oturduktan sonra... güzel bir maç öncesi, bir moral şeyi bütün e, taraftarla beraber... zaten her zaman... besteyiz. Oraya da gidip bir ziyaret ed edeceğiz. Birkaç kere de olabilir, bir kere de kesinlikle. olabilir. kesinlikle yani Katkısı olacağına da, ki, en, ki. en azından o maç... E, pozitif anlamda bir katkısı olacağını düşünüyorum bu tarz hareketlerin. E, buradan yine takımla tribünün birlikte olduğu bir kısma geçmek istiyorum ve bu kısımda senin cevabından sonra... buradan da katılım bekliyorum. E, çünkü hepimizi ilgilendiriyor. E, şimdi bu sene maç sonlarında şey oldu. Takımın... ilk böyle... okul açığının önüne gidip... maç bittikten sonra... karşılıklı bir... işte tezahürat, bağırma gibi bir... klasikleşen bir durum var. Ve hani... bunu birazcık daha böyle... deyim yerindeyse böyle ritüel haline getirip... bu klasikleşmeyi daha bizde özdeşleşen bir... kıvama getirme konusunda bir plan olabilir mi? Ya Benim görüşüm şey değil... Şimdi... Kasımpaşa'da geldik geldiler önümüze işte bir şey bağırıldı. Güzeller içinden bağırıldı yanılmıyorsam. Ondan önceki maç başka bir şey bağırıldı. Bir, bir seferinde onlardan önce işte siz bir şeye girdiniz. Onlar karşılık verdi. Bazen karşılıklı oluyor vesaire. Hani bunu her seferinde farklı bir tezahürat gibi değil de bizde özdeşleşen, özdeşleşecek olan veya diyeyim. Tek bir şey olup her maç sonu aynı şeyi bağırsak daha mı iyi olur? Ya şimdi şöyle, ee, futbolculara Demek ki şimdi Fenerbahçe Tübbeleri'nin bu seneki gücü o kadar etki etmiş ki futbolculara da. Şimdi e, biz tam geliyorlar, biz tam şey yapacağız. Oradan işte Mert Hakan çıkıyor, bazen İrfancan çıkıyor. Diyor ki yok diyor, olmaz diyor, biz bağırtalım. Şimdi onlar o kadar şey almış ki bazı besteleri kendi kafalarını almışlar. Demek ki o an maçta şimdi biz 90 dakika boyunca onların içine işlenmiş besteler oluyor. O besteye geliyorlar kendileri bunu bağıralım diyorlar. Hani biz orada bir şey söylemiyoruz. Mesela biz diyoruz ki tam bir gün işte şeye bağıracaktık. İşte inandık size bu seneyi başlatacaktık. Yok yok dedi. İşte sensiz hayat yapalım. Ondan sonra karşılıklı yapalım. Sarı şeyi yapalım. Ondan sonra e, artık futbolcular bir nevi istiyorlar. Bu Bugün bu besteyi bağıralım Onlara bıraktık biz. Onlar geliyorlar işte sesleniyor. Bunu bağırmayalım mı? Tamam diyoruz onu bağıralım. Ondan sonra ya bu şekilde tabii spontane olması spontane, da evet. güzel. O da ayrı bir bakış <gülüyor> açısı. <gülüyor> olur evet. bence güzel olur. Yani peki burada sizden var mı görüş arkadaşlar? Bu şekilde Cem'in anlattığı gibi ya olduğu olan gibi spontane e, ilerlemesi mi daha iyi yoksa ne bileyim işte bir şekilde Türk kaptanlarla İrfan Can'la işte Mert Hakan'la bir şekilde kontak kurulur. Hani onlarla görüşüp her maç sonunca belli bir tezahürat bağırılması ve bunun artık Fenerbahçe tribününün klasiği olması, deplasmana dahil olmak üzere böyle mi ilerlemesi daha doğru Abi bence spontane olması daha zevkli çünkü ne geleceğini bilmiyoruz. Orada bir futbolcuların böyle bir isteği oluyor. Acaba futbolcular hangi beste istemiş, hangi beste bize söyleyecekler, biz onlarla ne söyleyeceğiz? Biraz daha aslında tatlı ve heyecan katıyor. Spontane olduğunda biraz daha sanki hani böyle bir işmiş bir görevimiz hani Maçtan sonra o pankartları toplamak biraz zor gelir ya böyle asarken çok zevkli asarız böyle aşkımızı anlatmaya geldik gibi toplarken zaten maçın yorgunluğu vardır o pankart toplarız o biraz da spontane yaptığımız zaman e, belki hani böyle biraz daha işmiş gibi gelebiliriz ama şey e, sürekli aynı şey yaptığımız zaman işmiş gibi gelebilir ama spontane direkt o an olmuş bir şey yaparsak daha zevkli olabilir diye düşünüyorum Var Bu mı benim şahsi yorumum Harcan benim için de spontan gelişmesi daha daha samimi olabilir çünkü diğer türlü Aydın'ın da dediği gibi biraz böyle bir iş gibi bir standarda bağlamış bir iş gibi görülebilir ama şöyle bir şey olabilir mesela bir beste belirlenir belki deplasmanlar için özellikle nasıl ki aşkımızı anlatmaya geldik diye bir pankartımız var belki de deplasmanlardaki set pankartımızın olması gibi hı hı. E, veya bir her deplasmanda sabit bir pankart veya her deplasmana e, bu bağlamda bir sözle. E, mesela GFB Europe'un gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen tarzı bir pankartla Fenerbahçe'yi karşılayabilmesi gibi. Bazı standartlar olur ama onun dışında spontan gelişmesi e, daha doğal, daha e, samimi olacağını düşünüyorum. Ben. Kesinlikle. Ya ben şeyden bazen böyle hani, Hani tribünde de olur ya böyle bir şey bağırılır veya bağırılmaya ramak kala, yok ya bu bağırılmasın buna ne alaka şu an o ana uymuyor gibi bir hepimiz yaşamızdır ya o anı. Hani bazı bir şeyden böyle takım bir şeye bağıracağı zaman ulan bu ne alaka olur mu acaba diye kork korkuyorum böyle bir çekincem var. Ya hafif gerçi Mert Hakan ve İrfan türbinleri takip ediyorlar diye tahmin ediyorum o konuda bizi tabiri caizse mantar ama... Yine de ben böyle bir aradayım yani olmalı olmamalı konusunda. Belki dediğin gibi deplasmanlarda özellikle bir şey bağırılabilir. Var mı başka arkadaşlar? Başka şey... Tabii ki. Futbolcularla beraber ne bağırıldığından daha çok hani ne bağırılacağından çok hani öyle bir zamanlardan buralara geldik yani hani oraya gitmiyoruz beylerden şimdi futbolcularla tribünün arasındaki ilişkinin Hı -hı. bu kadar güzel olması bence en önemli olan nokta bu yani oraya gitmiyoruz beylerden buralara gelebilmek bile bence çok büyük bir Olay yani bizim tribünümüz için, takım için, birlik için yani. Birazcık da takımı çok böyle yüzeysel de olsa konuşalım derim yani Bizim işimiz tribün, çok böyle sağ içi, taktik analiz vesaire bizim işimiz değil ama sonuçta fenerbahçeciz izliyoruz. Sen nasıl buluyorsun bu sene takımı, transferleri? Böyle transferler arasında senin gözünde sivrilen, daha çok beğendiğin var mı? Yani ee, bu sene herhalde biraz bir önceki senelere göre biraz çalışılmış. Güzel transferler var. Mesela Şimanski bambaşka bir boyut çok yani. Yok. Hiç, yani geldiğinde kimse beklemiyordu o performansı. Ben de dahil. Kesinlikle. Çok güzel bir performans, çok güzel bir ahenk yakalanmış, çok güzel bir uyum var. Ee, İsmail Hoca da zaten ne olursa olsun biz İsmail Hoca'yı seviyoruz. Fenerbahçeli, Fenerbahçe'nin çocuğu. Çok güzel bir ee, Ayenk yakalattı takıma. İnşallah yolun sonu şampiyonluk. Şampiyonluk istiyoruz. O duyguyu yaşayalım artık. Yani zamanı geldi. Evet. Ben dün akşam işte Hodri Meydan TV'de program yapıyor haftada bir. Lübeyar'ı izledim. O programda şeyden bahsetti. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan den vurarak. Sağda neredeyse eşit Hani kalitede iki takım var. Bu sene de şampiyonu bir şekilde taraftar belirleyecek. Yani Galatasaray'ın taraftarı veya Fenerbahçe taraftarı biz belirleyeceğiz tarzı bir yorumu var. Ve tabii ki diğer hususta lobi faaliyetleri. Yani şey diyor, bu sene saha dışı kazanacak ya taraftar ve işte kulüplerin lobi faaliyetleri şampiyonları belirleyecek gibi bir fikri var. Ki ben katılıyorum buna. Yani bu anlamda bize çok iş düşüyor. Performansımız, tribünün sahaya etkisi, maç aldırabilme, refleksi, rakibe ve hakemlere olan anlık reaksiyon e, gibi hamleler çok kritik. E, ve sağ dışında da işte uğraşılan işte TFF'nin bazı uygulamaları... işte senin biraz önce bahsettiğin hem içeride hem dışarıda o rakiplerin... E, troll hesapları diyeyim Twitter'da, sosyal medyada bizim... E, takıma, kulübe karşı olan e, baskılar, algı oyunları ile mücadele etmek de çok kritik. Tüm bunun haricinde... E, bizim aslında şu anda bu sene, geçen sene... Metin Sipahioğlu'nun birazcık daha böyle önderliğinde diyeyim, onun şeyinde yürütülen 1959 yılı öncesi şampiyonluklarımız konusu var. Yanlış bilmiyorsam TFF bu konuda işte bir komite kurulup araştırılacak ve bunun sonunda işte bu bir karara bağlanacak tarzda bir karar almıştı ama benim takip ettiğim kadarıyla bu şey olmadı. Bir daha oradan bir ses çıkmadı onu söylemden sonra. Ama ne hani bir şekilde bununla kulüp olsun, bizim dışarıdaki bununla ilgilenen kişiler olsun çok aktif bir şekilde bastırılıyor aslında. Bu konuda sizin yani Genç Fenerbahçe olarak özellikle bu 1959 öncesi şampiyonluklara karşı olan duruş anlamında veya işte biraz önce bahsettiğim bu saha dışı kısımlarla alakalı katkı sağlama noktasında bir görüşünüz, bir duruşunuz veya bir uygulayacağınız şey var mıdır? Şimdi e, öncelikle e, şampiyonluğu taraftar belirleyecekse biz çoktan belirledik onu. <laughs> hani bizim e, rakibimiz bile taraftar olarak, türbinler olarak şu an yani ondan söylesek. Çok uzun sordun abi. Gözünü <laughs> seveyim öyle sorun mu olur ya? Hikaye anlatır gibi. Sorudan ziyade biraz yorum kattım ya. Evet. Şimdi e, şampiyonu taraftar belirleyeceksek, biz çoktan belirledik onu. Onun üzerine bir rakibimiz yok zaten. E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, Türk e, şey dediniz, TFF bak hakemler konusunda. E, artık e, Türkiye'de futbol insanların futbol aşkı var. Ama bu aşk artık yani insanlar e, şöyle bir şey, Türk futboluna bu şeyler zarar veriyor. Türk futbolunun artık bir takım şeylerden engelleniyor. Hakemler yüzünden e, olan şeyleri görüyoruz, ediyoruz. Yani şimdi VAR sistemi getirdiniz. VAR sistemine çoğu zaman uyulmuyor bile. VAR'dan gelecek şeylere bakılmıyor. Niye VAR sistemi koyuldu? Yani artık bu şeylere bir çek düzen verilmesi lazım ki Türk futbolu artık bir takım yüksek yerlere çıksın. Çünkü bu ülkede futbol aşkı çok büyük bir kitlede de var. Ee, ve bu şeyler artık insanları mesela çoğu insanla oturuyoruz ya diyor bu işte e, şeyler yüzünden hakem hataları veyahut da oynanan şeyler yüzünden biz futboldan soğuduk diyorlar. Bunlar futbol seyirci, futbol sevdalıları söylüyor bunu. Ya bir an önce biz bunları görüyoruz ve bunlarla ilgili tepkimizi zaten geçen sezonda olsun binlerce kişi TFF binasını yenerek gerekse sosyal medyalarda evet. gerekse türbünlerde büyük tepk tepkimizi gösterdik. Biz e, yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hakları konusunda yani direkt soka sokaklarda dökülürüz. bunu her yerde savunuruz yani. Biz her zaman söylüyoruz, ya yani biz varken Allah'ın izniyle Fenerbahçe yıkılmaz. Fenerbahçe'ye kimse oyun yapamaz. Onları da buradan yine söylüyoruz. Yine aynı şekilde yani bu hakkımızı kullanmaktan yani çekinmeyiz. Yine ineriz yine Gerek şeylerde e, sosyal medyalarda olsun, gerek sokaklarda olsun tepkimizi gösteririz. Bir an önce de buradan bu tür şeylere mal vermeden artık temiz bir futbol, temiz bir sayfa. Biz kendimize ayrıca herkese aynı noktadan aynı şekilde ulaşacak federasyon istiyoruz yani. İnşallah. Ve bu takımda da yani bu şeyde de e, şu an yani bariz görünen sıkıntılar var. Artık bunun gerekli yerlerce bir an önce değiştirilmesi, bunların düzeltilmesini istiyoruz. Ee, bu şekilde de e, güzel bir futbolla, çekişmeli futbolla da Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğini inanıyoruz. yani Çünkü bu ülke futbol sevdasıyla büyüyen bir ülke. Aynen, beklentimiz o yönde. Evet. Tam burada TFF dedik. TFF'nin e, resmi açıklama yaptım ben e, belki kaçırmış olabilirim ama Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da Riyad'da oynatma <laughs> gibi bir karar evet, evet. aldı dün bayağı bir Twitter'da yoğun şekilde konuşuldu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bununla ilgili yazılarımızı hazırladık. Şimdi büyük bir tepki göstereceğiz. Yani ben şunu anlamıyorum. Türkiye'nin şimdi en büyük derbisi. Yıl finale oynanıyor. Final maçı oynanacak. Ve yıllardır yani Fenerbahçe Galatasaray'da bayağı oldu oynanmayalı. Yani bu Türkiye'nin en büyük derbisinin Arabistan'da oynatılma kısmını benim aklım ermiyor. Şimdi Arabistan nere? Arabistan'da Dünya Kupası oynanıyor. Se Dünya Kupası'nda bile seyirci yok yani. Dışarıdan ha, taraftar dışarıdan getiriyorlar. Dışarıdan taraftar getiriyorlar. Şimdi bunun yani hiçbir anla, anla, anlam an anla, Bu karara anlam veremiyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Başlıktan, Başlıktan inşallah. <laughs> Heh, onu söyleyecek. Doğru. Baştan alayım mı? Yok bence oradan devam et. Şey arkasına yeklerler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa'da oynatılsa oradaki gurbetçi kardeşlerimiz var. Çok da büyük insanlar orada özlemle böyle bir derbiyi beklerler. Ona anlam veririm. Mesela şu anki deprem bölgesinde olan deprem bir felaketini atlattık. Ve orada ki insanlarımıza moral kaynaklı, deprem bölgesinde de olabilir, Adana'da olabilir. Ondan sonra ve buradaki zarar gören esnafa da bir faydası olabilir. Yani değişik bir karar. Ya Bununla ilgili tepkilerimizi gibi de e, hazırla, hazırladık sayılır. Tepkimizi vereceğiz. Yani Türkiye'nin en büyük derbisi dediğimiz, Türkiye'nin ve Türkiye Süper Kupası olan bir finalin niye Arabistan'la oynatıldığını ben yani yani başka bir ülkede oynatılması yani. zaten saçma. Hadi de oynatacaksın diyelim. Ya, niye Arabistan'a dedi, Dediğim dediğimiz Arabistan? Avrupa'da Avrupa Avrupa olabilir da, yani. Avrupa'da olabilir. Oradaki insanlar da belki orada da milyonlarca insanı var. Ne dediğin al, gibi makul da. yani deprem bölgesinde böyle bir şey olabilir ki geçmişte yanılmıyorsam Soma faciasından sonra bir maç ya, oynanmıştı Manisa galiba oynandı. orada. Evet, far, Yine başarılı. o tarz bir şey evet. olabilirdi. Ama bunun arkasında yatan sebep yani siyasi midir veya ne bileyim işin Arabistan gelince akla şimdi maddi boyutu geliyor. Yani oradaki bilet geliriyle alakalı bir düşünce var. Orada öyle bir şey varsa burada pay biletleri pahalı yapın. İnsanlar yani, gidecek bir şekilde bence, zaten. Bence, Gerçekten anlamsız yani. Yani Şöyle bir şey. Bu manevi bir boyut. Yani maneviyatımızı kaybetmemişti Türk futbolunun yani iyi yerlere gelmesi gerekirken bunu biz aşağıya çekiyoruz. Yani anlamsız bir şey. Yani ben mantık arayamıyorum. Ben bence bunun mantığı para da olamaz. 5 yani inşallah göreceğiz resim açıklamadan sonra. Şimdi e, hızlıca Twitter'dan gelen e, bir paylaşım yapmıştım. Onun altına gelen bazı sorular var. Hızlıca onları e, sorup e, programı noktalandırmayı planlıyorum. E, soruları da kimin sorduğunu zaten hesapta orada yazdığı için söylememde bir mani yok. E, soru okul açığın alt katında daha etkili olması için. Tüm tribünleri etkilemeden, sadece okul açığın duyacağı kadar hoparlör koyulsa, hoparlör sistemi olsa nasıl olur? Bu soruyu Twitter'daki okul açık hesabı sormuş. Yani e, bence güzel olur. Bununla ilgili tabii bunun kararını yönetim veriyor. Ya bizim aslında e, birkaç defa öyle bir şeyimiz oldu ama e, herhalde bir takım sıkıntılardan dolayı bu yine yayıncı kuruluş ya da e, TFF'den o federasyondan Olabilir. dolayı bazı sıkıntılar olmuştu. Tekrar bununla ilgili bir istekte bulunabiliriz. Çünkü çok iyi yani herkesin bir anda hoparlörden gelen ses herkesi bir anda katılmasını sağlıyor. Kesinlikle. Güçlü türbün için yani iyi yetkenlerden bir zaten tanesi. Zaten hani buradaki sorularda bir şekilde yani sana sorulduğu için zaten senin önderliğinde belki bir şekilde bir vesileyle kulübe taşınıp talep evet. edilebilecek şey. Yani, Son iki iç saha maçında okul açık tribünündeki sette sonsuz sadakat dediğimiz Sefa abimizin... ...posteri yok. Neden? diye sormuş Tayyip Kullanıcı adlı arkadaşımız. Şimdi onunla ilgili biraz... ...baştan da söylediğim gibi biraz... ...maçlar yoğunluğu, hızlı gelişti, türbinlerin oturması, yerleşmesi filan... ...biz biraz kafamız o yönlere gitti. Şu an zaten okul açığa boydan boya yapılacak büyük bir pankart hazırlıyoruz. Bununla ilgili... Abimizin tabii ki resmin de oraya asılacak ve ayriyetten zaten e, şu an okula çık türbünde bulunan e, büyük devasa e, abimizin resmi olan bayrağı onu daima, pankart, daima şey, bayrak sallanıyor daima zaten. bayrak sallanıyor zaten oradaki hiçbir zaman e, Allah'ın izniyle Seferiysin ismi sancağı oradan Asla hiçbir zaman inmeyecek, inmeyecek yani inşallah ama hani soruya Paralel belki eğer izin konusunda problem yoksa ki sanmıyorum. Belki sete de geçen seneler gibi olabilir. Sete de hazırlayacağız ama setteki şey bazen şöyle bir şey var. Çünkü ben şöyle şey başka bir türlü yapacağız onu. Çünkü sete biz çıktığımız için şimdi orada durmak gerekirse demire bastığımız için bastığımız yerde de yani şey yapmak istemiyorum. Şu o zaman değdiği yerde ayağımın de geçip, tamam. değdiği yerde olmasını istemiyorum. Onun için daha güzel bir şey yapacağız. Ama bizim zaten okula çıktı. 90 dakika boyunca Reis'in resmi olan devasa boyutlu bir bayrak sallanıyor. Ve o da hiç inmeyecek. Devam zaten. edecek inşallah. Ama pankart olarak da e, güzel bir nokta yapılacak. Şu an zaten set pankartı da hazırlanıyor. Süper. El emeği. Süper. Elinize sağlık. Ee... Yine bir başka soru Twitter'dan gelen okul açıkta bir, bir temsilcilik farklı öbürü farklı beste girdiği zaman senkron sorunu olabiliyor. Eski günlerdeki gibi e, eski günlerdeki gibi değil aslında bu çok uzun zaman e, denenmemiştir rahmetli sefa bir zamanı olmuştu diye hatırlıyorum ben sette mikrofon veya megafon kullanılsa daha etkili olmaz mı soruyu soran Igor Mihailovich kullanıcı adlı bir arkadaş. Yani kolon mikrofonu zaten şey yaptık söyledik. Belki Ayrı o sette bir şey. elde megafon ya şey zaten mikrofon vesaire yaptığı gibi ama megafon... Megafon zaten sesi şey olmuyor zaten biz oradan şey yapıyoruz. Ya Bazen e, insanlar maç reaksiyonunda e, beste aynı anda çünkü uzak oldukları için bir anda oradan beste girilip bir anda oradan girildiği oluyor. Ama biz tabii oradan setten bize baktıkları için hangisi daha uyuyacaksa şey yapsa bir tarafını durdurup o tarafı gösterip oradan hangisi devam daha ettirebiliyoruz. Güçlüysen? Yani bu daha sesli değil çünkü e, maçın çoğunluğuyla sadece bizim girdiğimiz besteler değil. Türbündeki kardeşlerimizin girdiği besteler zaten. Asıl şeyler onlar. Mesela biz gösteririz sen gir diyoruz. Oradan girilen beste daha kuvvetli oluyor. Kuvvetli olduğu için onlara daha çok bırakıyoruz. Ama e, aynı anda o maç reaksiyonunda girildiği zaman o böyle şeyleri yaşıyoruz çoğu zaman. O zaman da el işaretleriyle daha şeyle oluyor. Hı. Gördükleri için onlar susuyor. Orası devam ediyor. Türbün oraya katılıyor, oradaki listeye. Tamam. Ee, yine bir başka soru. Senelerdir okul açığın üst tarafının kapatılacağı duyumları ve sözleri aldık. Bugüne geldiğimizde yönetimin hala tek bir adım atmaması üzücü. Akustik açısından kale arkalarının üst tarafı kapatılmalı. Üst taraftan kısa herhalde o rüzgar panellerin Şimdi olduğu kısım değil mi? açısından... Ee... Ben bir soruyu da bitireyim. Arkadaşlar ayıp olmasın. E, kutu şeklinde olursa çıkan ses sadece sağa doğru gider demiş. Kalamış'tan çok net duyulan türbün sesi stadın içinde duyulmuyor. Bu konuda bir gelişme ya da girişim var mı? Soruyu soran kişi Yune. Sana da özel selamımı iletmemi istedim. selam. Güzel bir soru sormuş. Çünkü en büyük dertlerimizden bir tanesi. Şimdi insanlar evet şu an güzel tribün oluyor ama bunun %50'si sadece sağ Şimdi yüzde yüzlük yüzde diğer %50'lik kısmı dışarı çıkıyor. Biz mesela derneğin oradan indiğimiz zaman maç sesleri yani mesela bizim o kızıl toprağa doğru resmen inliyoruz. Ama stada girdiğimizde o sesi alamıyoruz. Neden? Çünkü rüzgarla beraber o arka panellerden ses dışarı çıkıyor. Aküstik bozuk. Bununla ilgili yıllarca biz söyledik. Ee, şu an oradaki açık kalmasının boy şeyi de sebebi de çimlerin e, güneş ve rüzgar almaması. Hmm. Sağ şeyini şey Etkiliyor. yapıyorlar, etkiliyorlar. E ben bununla ilgili bir şey söyledim. Açılır, kapanır panel. Maç saati kapanır, maçtan sonra açılır. Eğer yani onu söyledik daha bir adım atılmadı tamam. ama eğer bu olursa yani şu anki gelen sesin iki katı, üç katı ses gelecek ve bununla yani biz, bizim orada verdiğimiz sesin yani yüzde yüzünü alabilecek insanlar hmm. yani bambaşka bir boyuta çıkacağız. Hele ki şu boyut bu kadar konuşuluyorsa bir iki teknik kat ve kat, kat, kat olacak Ya bence olur ya o senin ilettiğin kapanır açılır kapanır sistem. Sonuçta biz sadece türbünün arkasındaki kısımdan bahsediyoruz. <laughs> Üstü tamamen kapalı statlar var. Bu bir şekilde yapılabilecek bir şey. İnşallah evet. kulübümüz de bunu e, göz ardı etmez. Ee, Kadıköy'de tüm tribünlere neden bolca pankart asılmıyor? Stat çok renksiz ve sade kalıyor demiş. Okan Akalan Bingöl'den e, sormuş bunu ama... Aslında sen biraz önce biraz cevap verdin. Evet, Okul açının tamamını kapsayacak bir pankart yapıyoruz pankart dedin. Pankart yapıyoruz ama şöyle de bir şey var. Ee, bizim önümüzdeki reklam ponoları... Pankartları göstermiyor. Evet, aslında pankartlar var. var. Ee, bununla ilgili biz pankart demiri istedik aslında birazcık daha yükseltilip veya doğrultudan aşağı inmesi için. Yani bekliyoruz biraz e, bu konuda baskılarımız var. Yine onları arttıracağız. Çünkü onların eğer bize pankartlık yer açılırsa şu an pankartlar var ama gözükmüyor. Onun için özel şimdi ölçümlü bir daha baştan pankart aldık. Ölçümlü yapıyoruz o pankartı ki bir nevi de olsa gözüksün diye. Ama oraya tabii ki reklam ponoları biraz aşağı iner. Birazcık bize e, bir, 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 kısım yani. Ya bize bir 30 santim bile demir atılırsa üst tarafa. Çok iyi olur. Çok daha iyi yani gözükecek. Sonuçta bu için sesi haricinde görsellik de tabii çok tabii önemli. Bir türbüne... çünkü orada çok büyük bir emek var. O kardeşler e, sabahlayarak uğraşıyor. elemeği pankartlar yani çok farklı bir boyut yani insanlar o koreografiler Kesinlikle. filan. Ee, bazen hani 15 saniyelik koreografi açılıyor belki 10 bir dakika sürmüyor durması ama günlerce için şey, günlerce çalışmalar oluyor. Yani bu çalışmaların değmesi için yani emeğin emeğin değmesi için bu tür atımların kulüp tarafından yapılması lazım, lazım zaten. Hmm. Ee, yine bir başka soru. Ee, karşı tribünle ne zaman tam anlamıyla koordine olunacak? Karşı tribünden kasıt burada bilmiyorum maraton mu ama. Bazı özel anlar haricinde farklı tribünün farklı tezahürat işi olmamalı artık. İletişimin çok daha iyi olması lazım. İyi başladık, daha iyi devam etmeliyiz. Güçlü tribün güçlü Fenerbahçe demiş. Kullanıcı adı da tam bu soruyla şey yeter be kardeşim. Kullanıcı <laughs> adı soruyu da biraz şey yapıyor aslında destekliyor. Ya bu koordinasyon olarak şimdiden hani biz maratondayız. Tabii bunun Migros tarafı var, Fenerbahçe'mi var. Yani çok fener belki çok aktif değil ama hani bu koordinasyonu sağlama anlamında Göz kale. göz koordinesi haricinde bir şey var mı? Yani karşı kale arkasıyla diyor, onu göremiyoruz zaten hani uzaklık mesafe olduğu için. Ama bunlarla ilgili biz biraz şey yapmıştık o zaman kulaklıkla dedik arayalım şey yapalım haber telsiz olmuyor telsiz çok telsiz, geç şey, oluyor yani. kulaklık kulaklık dedik şey yapalım. Onla da biraz uyum sağlanamadı geç giriliyor şey oluyor. Yine bir takım evet bir şeyler ama çoğunlukla artık e, yavaş yavaş da oturuyor, uymaya evet, da başladı uy uyum yani. çok evet. daha iyi bizim. Maraton için de aynı şey geçerli evet. bence evet. Ee, tribün ve gruplar olarak sahaya daha çok etki etmesi için... E, alt kata neden geçilmemekte? Bu noktada bir düşünce var mı? <laughs> Ayrıca pankartlar gözükmüyor. Bu konuda bir girişim var mı? Pankartlar için cevap verdin zaten. E, alt kata geçme... Neden geçilmediği soruyor. AUSUR Şaşmaz 05 demiş, bir kongreyesiymiş. Şimdi alt kata biz bunu zaten... Abi siz de vardınız herhalde, biz bunu evet, denedik. Migros zamanı. Ee, Migros zamanı denedik, indik. Okul açıkta da denediğimiz oldu bir dönem. Evet. Okul açıkta da denedik bunu. Ee, Stadın akustiğinden dolayı... Yani hiçbir şey etki edemiyorsun. Alt türbünde. O yüzden... Şu anlık... Yani biz bunu denedik, olmadı işler şey olabilir değil, mi? Bir yani süre. bu soru birkaç tane geldiği için ben çoğunu almadım ama hani bu alt kata tamamen geçmek değil belki ama ne bileyim ufak bir grubun en azından orayı da münferitleri de hareketlendirmesi anlamında geçiş gibi bir şey planlanabilir mi? Belki oraya da ufak bir set seninle koordineli olacak şekilde ne bileyim belki 50 kişilik bile olsa bir ekibin geçip öyle bir şeyin faydası olabileceğini düşünüyor musun? Tamamen yani sizin onda, tamamen alta evet, geçmeniz onda değil de, de evet onu da denemek lazım. Belki olabilir hani evet. ya da belki derbi maçlar için olabilir, denenebilir. Belki küçük maçlarda olmayabilir ama. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Başka bir soru. Yine alt katla alakalı sormuş. Ona geçiyorum. Son Kasımpaşa maçındaki bayrak şovu Kadıköy'de de yapılacak mı? Stattaki kat araları en azından kale arkalarındaki kaldırılsa... Dortmund kale gibi olsa çok daha iyi olur. Bu konuda yönetime, taraftara ses olarak talepte bulunurlar mı? Samet Aydın diye birisi sormuş. Vallahi şu, muhteşem olur tek kat Efsane olur. Ama bizim daha şu anda ufak şeyleri aşamadığımız için. <laughs> Oraya biraz, gelemedik biz. Biraz hayal ürünü gibi Bu bir şey. Bu bayrakla alakalı var mı bir şey? Bayraklarımız var zaten çoğu maç. Arttırılacak sadece, sayısı. Arttır, arttırıyoruz. Çoğu zaman şey oluyor. E, bir maç bazen şeyler sopalar kırılıyor, şey oluyor, bükülüyor. Sonra yeniden yaptırıyoruz. Yine yaptırılır edilir. Çoğu maça da bu Avrupa maçlarına falan bayraklı çıktık. Bu sene de yaptık onları. Fenerbahçe Stadı'nın yenilenmesi konusu... ...şu an böyle dedikodu... ...bazında... E, ...sosyal medyada konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor bir şekilde. İşte yerinde yıkılıp... ...yine aynı yerde... ...daha büyük kapasitede yapılma durumu söz konusu. Veya işte bu fikir. Veya işte daha büyük bir arazide işte Kurtköy-Pendik taraflarında benim yanlış duymadıysam... ...işte oraya... Çok daha büyük bir stadı taşıma konusunda... E, ...bir e, fikri var, bir dedikodu var diyebiliriz. Bu konuda senin e, görüşün nedir? Bu arada bu soruyu da bir şekilde soran sadece Fenerbahçe kullanıcı bir arkadaş. Kadıköy bizim mabedimiz. Başka yere taşınması... ...kesinlikle kabul edilemez. Ama tabii... ...stadın... ...düzenlenmesi, şimdi bizim stadımız zamanında yapıldığı zaman hala şu an... En, ...ben en iyi stadlardan biri görüyorum. Şu anki konjüktürü göre bile. Ama... ...yeniden yapılırsa tek kale arkası, tek türbün efsane bir şey olur. Yani. yani zaten stadın yıkılıp aynı yerde yapılması durumunda mutlaka hani biz tribüncülerin sizin de bence bir şekilde fikir beyan etmesi bu o fikrin de kabul görmesi normal olur, doğru olur diye düşünüyorum. O anlamda da tek kat o Dortmund tribünü tarzı şey sahi hakimiyet anlamında çok, Tabii. daha, çok daha faydalı olur. Bir soru daha hatta buna sanırım son soru diyebiliriz. Ee, İsmail 37-37 kullanıcı adı arkadaşın. Etkisiz besteler neden söyleniyor? Güneşimi kaybettim gibi mesela. Onun yerine herhalde bu şey de soru şey klasik her maç yazılır. Güneşimi kaybettim niye söyleniyor? Onun yerine daha ateşleyici besteler söylenmesi doğru değil mi? Bence bu sezon bu arada bu çok yok. Daha iyiyiz. Ama hani yine de seni söylemek istediğim... istediğin... Şöyle bir şey var. Zaten biz 90 dakika boyunca hemen hemen bütün besteleri söylüyoruz. E şimdi bazen kırılma noktaları oluyor. Şimdi e, belli bir dakikada artık insanların performansı gücü şeyi düşüyor yani düşüş oluyor. Şimdi bu güneşini kaybettim bestesi. E, ya ben bana kalırsa yani sözleriyle at, ateşleyici bir beste. Ondan sonra e, ve bunu girdiğimiz zaman bütün stat bağırmaya başlıyor çünkü hani e, müferit dediğimiz taraftar bildiği bir beste. Bildiği bir beste. Şimdi türbün kırılmış ama bağırılması lazım şimdi 85. In dakika artık ses çıkmıyor kimseden. Bağırıyorlar ağızları oynuyor ama ses gelmiyor. Ondan sonra bu tür ateşlemelerle normal münferit taraftarı da içimize aldığımız için bir de yüksek o zaman daha yüksek çıktığı için aslında e, bir nevi bir taktik gibi değilim. Tribünsel bir taktik. Ondan sonra kırılma anında böyle besteler, genel besteler girildiği zaman aslında niye güneşim ama 90 dakika bütün ateşleyici besteler. Zaten bağlı Son ...dakikaya gelinmiş artık... ...ses çıkmıyor. O hemen bir taktiksel bir şeyle bütün türbinleri katarak... ...devam ettiriyoruz tribünü. Süper. Aslında sorular bitti diyebiliriz ama hani ben stüdyodaki buraya kadar gelip zamer eden misafir arkadaşlardan, kardeşlerden... ...sorusu ceme veya hani... ...şu ana kadar konuştuğumuz konularda görüş beyan etmek isteyen ama etmeyen... ...konuştuğumuz konular haricinde belki unuttuğumuz, atladığımız ama gündeme gelmesini istediğiniz şeyler de olabilir. Ee, var mı arkadaşlar soru veya görüş? Konuşmayan arkadaşlardan da olur, konuşanlardan tekrar da olur. Baktığımız an yani fazla maç gidemediğimiz sürece basket maçlarına da gitmeye çalışıyoruz. Şimdiki Bayern Münih maçına da gideceğiz. Allah'ın izniyle. GFB Europe olarak hakkını veriyorsunuz yani. <laughs> ya, elimizden geleni yapıyoruz yani. Her türlü. <laughs> Peki o zaman hani, şey yapmışken sonuçta program bizim. Ee, orada GFB Europe olarak Avrupa'da ee, şeyiniz nasıl? Yani şimdi tabii sizin de tabiri caizse rakibiniz işte Aslan'ın Avrupa oluşumu işte veya ne bileyim çarşının e, Avrupa oluşumu. Oradaki dengeler nasıl senin bakış açında Dengeler olarak ya, biz ya ben daha, sizin daha, çok daha, daha sizin çok daha güçlü ve hani sağlam olduğunuzu biliyorum ama Aynen. hani orada onlarla olan e, şeyiniz var mı? Bir araya gelmiyorsunuz belki ama yani siz çok daha organizesiniz diye biliyorum. Aynen öyle ya yani şu ana kadar yani denk gelmedi de yani denk gelirse makyajı <laughs> da veririz yani her türlü. <laughs> Süper eline sağlık hoş geldin tekrar kardeşim. E, Cem son olarak şimdi Hodri Meydan TV'deyiz. Hodri Meydan'da tabii ki bir YouTube kanalı var orada yayın yapılıyor. Bu program da orada yayınlanacak. Ee, ...sana ait yanında var mı veya ne düşünürsünü bilmiyorum ama... ...sana ait değeri olan bir ürünü veya aklına gelebilecek başka bir şeyi... ...bu kanalın izleyicilerine hediye etmek istiyoruz. Bu da YouTube'da bu programı yayına yayınladıktan sonra altta yorumlar olacak. Orada en çok beğenilen e, yoruma senin e, düşündüğün, e, sana ait olan bir şeyi biz hediye etmek istiyoruz. Yani bana ait olan bir şeyse... Ne diyeyim, bir tespih göndereyim bana ait olan. Bir tamam. de üzerine yine şey yapalım, 10 kişiye de... Atkı olabilir. GFB, GFB efsane atkımızdan verelim. Tamam. Bir 10 kişiye de GFB tişörtü verelim. Tamamdır. Hediye sözlerin için teşekkür ederiz. Ee, burada dediğim gibi yayının altındaki en çok beğenilen yorumlara e, biz bunu hediye edeceğiz. Eden kişilere daha doğrusu. Bu birden fazla oldu çünkü senin güzel gönlünle birlikte. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biz bazı şeyleri hep içimizde çektiğimiz için Kabuğumuzda yaşadığımız için, insanlar da burada çekilen cefanın verilen mücadeleyi tam bilmedikleri için bize anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah programımıza çok başarılı olur. İnşallah. Ayağına Sağ olun. sağlık tekrar. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.